Sevgili dostlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Memleket Halleri Özel'de, Bursa TV ekranlarında Ankara'dayız. Atatürk Orman Çiftliği'ndeyiz ve buradan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün önemli bir misafirim var. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik, Bursa siyasetine son 30 yıldır neredeyse damgasını vuran, Bursa'ya üst üste büyük hizmetleri olan bir isim Faruk Çelik. Onunla birlikte bu akşam hem Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı olarak son dönemde açıkladığı milli tarım politikasını, yine Şanlıurfa Vekili, Şanlıurfa Bakanı ve bölgede yaşanan gelişmeleri, Türkiye'nin içinden geçtiği süreci ve tabii ki Bursa ile ilgili değerlendirmelerini konuşacağız. Sayın Bakanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Ali Bey, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama Ankara bizim için misafirlik, ama sizin varlığınızla burada kendimizi evimizde hissettik. Tabii efendim, kendi eviniz gibi. Sağ olun, hoş geldiniz. Atatürk Orman Çiftliği de Bursa gibi maşallah. Yani çok güzel yeşillik. Evet. Harika bir yer Ankara. Yani iyi ki var. Bursa'da biliyorsunuz Ali Bey Çiftliği diye ifade ediliyor. Hı-hı. Uzun yıllar işte yeşil alan olarak kaldı. Burada da Atatürk Orman Çiftliği geniş bir araziye, ta bizim şu anda bulunduğumuz yerle bakanlık arasında çok ciddi bir mesafe var. Bakanlığın olduğu yer, Eskişehir yolundaki yeri de Atatürk Orman Çiftliği'ne dahil olduğunu söylersek çok çok geniş bir alan. İyi ki var kalmış Ankara'da. İyi ki var kalmış. Sayın Bakanım, hafta sonu Bursa'daydınız ve bir takım etkinliklere katıldınız. Ve Bursa'da enteresan bir karşılama oldu size. Bursalılar, Bursalı çiftçiler son açıkladığınız politikalarla ilgili ve özellikle tabii mazotla ilgili, mazotta %50 indirimle ilgili teveccüh gösterdiler, yolunuzu kestiler. Genelde siyasetçilerin yolu hesap sormak için kesilir ama sizin pek de öyle kesilmiyor Bursa'ya geldiğiniz zamanlarda, ülkenin farklı yerlerinde de. Vallahi herkese teşekkür ediyorum. Ben bildiğiniz gibi İzmir'deydim. Sayın Başbakan'la bu milli tarım projesi üzerinde bir 5-6 aydır yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Tarımda gelinen nokta var. Bundan sonra tarımın geleceğiyle ilgili neler yapılması gerekir diye uzun bir zamandır çalışıyoruz. Ve var olan sıkıntıları arazide belirledik. Yani yerinde, masa başında değil. 7 bölgede toplantılar yaptık. Birçok sivil toplum örgütüyle bir araya geldik. Üreticilerle bir araya geldik, tarlaya gittik, bağa gittik, çayıra gittik, her tarafa gittik. Ne oluyor? Milletin hali nicedir diye sorduk. Tarım kesiminden aldığımız bilgiler çerçevesinde oradaki ihtiyaçların fotoğrafını sağlıklı bir şekilde çekerek İzmir'de nihai olarak bu milli tarım projesini Sayın Başbakanlığa açıkladık ve oradan hızlı bir şekilde Bursa'daki bir programa yetişmek için Bursa'ya geldim. Ertesi o günü, geldiğimiz gecenin ertesi günü hem tarım fuarına uğradım. Orada çok yoğun bir katılım vardı. Katıldığımız gün 100 bin kişi olduğunu söylediler katılım olarak. Çok büyük bir rakam. 300 bini geçeceğini söylediler ki Bursa için son derece iftihar edilecek bir rakam olduğunu ifade edeyim. O esnada da çiftçilerimiz yol boyu biz işte Yalova istikametine doğru giderken traktörlerle yolumuzu kestiler ve uzun yıllardır tartışılan mazotla ilgili, işte yok seçimde ben 1.000 lira indirdim, yok 1 lira indirdim, yok ÖTV'yi kaldıracağım, mazotta böyle yapacağız diye sürekli vaat konusu olan ve uzun yıllardır tartışılan bu mazot konusu ben de bakan olur olmaz gündemindeydi. Bununla ilgili çok sağlıklı bir çalışma yaptık. Güzel bir diyalog ortamını sürdürdük. Ve neticesinde de %50 mazot indirimini 2017'den itibaren, yani 2017'de ekilecek ürünlerde kullanılacak olan mazotun %50'sini çiftçiler, %50'sini ise bakanlık olarak bizler ödeyeceğiz. Evet, şimdi... Ve böylece vatandaşın memnuniyetini... Bu nasıl olacak Sayın Bakanım? Yani... ürettiği ürünün karşılığında tüketeceği mazotla ilgili mi? Bununla ilgili mutlaka... Şimdi teknik olarak biz hangi ürün dekar başına ne kadar mazot kullanılır, bu tespit edilmiş durumda. Dolayısıyla o tespit edilen mazot miktarının yarısını diyorum, yani 25-26 lira şeyin buğdaydaki mazot dekar başı maliyet bugün itibariyle. Şimdi bunu aldığınız zaman yarısı, yani 12-13 lirası biz bakanlık olarak karşılayacağız.
13 lira ise vatandaş kendisi karşılayacak. Pamuk'ta ise şu andaki hesaplamalara göre 80 TL, 80 lira. Orada da dekar başı 40 lirayı kamu olarak düz ödeyeceğiz. 40 lirayı üretici. Fakat burada tabii bir üretim şartı var değil mi? Çünkü tabii, bugüne kadar bir takım bu konuyla ilgili ödenekler verilen çiftçiye onlar heba oldular gittiler. Yani o şekilde yani olay sistematik bir şekilde planlı programlı bir şekilde istismara fırsat verilmeyecek bir şekilde dizayn ediliyor. Bir taraftan belki bir kart vereceğiz üreticiye. Henüz o çalışma yapıldığı için net bir şey söylemek doğru olmaz. Çünkü bu aslında bir seçim vaadi de değildi ve siz bunu bir seçim vaadi olarak da ama şey, tarımla ilgili Ali Bey bütünüyle milli tarım politikasını ortaya koyunca yani siz havza bazlı şimdi biraz sonra anlatacağım sisteme geçince burada tarımla ilgili atılması gereken başka adımlar da onları atmak gerekir. Mazotta bunlar yükselecek. Yani üretim girdilerini siz düşüreceksiniz ki milli hasılayı tarımda yükseltesiniz. Biz de bu anlamda önemli girdi olan gübreyle mazotla ilgili bu adımları atmamız gerekiyor idi. Ve böylece bu %50 konuşulan ama yapılamayan mesele bizim dönemimizde net bir şekilde üreticinin beklediği cevaba dönüştü. Bugüne kadar bu beklenti zaten kamuoyunda yüksekti. Sizin bugüne kadar performansınızı takip edenler, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptıklarınız, Devlet Bakanlığı'nda yine hakeza ile ilgili yaptığınız yani o operasyonel tarafınız kamuoyu zaten tarımla ilgili de bekliyordu. Belki en başta et çok fazla konuşuluyordu. Hayvancılığı da konuşacağım ama Milli Tarım Projesi bu ismi bile çok güzel. Aslında biz bir tarım ülkesiyiz. Evet. 1980'lere kadar nüfusun %70'inden fazlası köylerde yaşamış. Evet. Şimdi şehirlere gelmiş, köyler boşalmış ve tarımda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu milli mesela soğanı ekiyorlar Sayın Bakanım. O para ediyor. Bir sonraki sene herkes ekmeye başlıyor. O 2 liralık soğan o sene para kazananlar seneye ekenlerle birlikte herkes iflas ediyor. Yani müthiş bir koordinasyonsuzluk. Evet. Herkes ürün ekiyordu. Siz şimdi bu havza bazlı destekleme projesini kamuoyunun önüne sundunuz. Şimdi Ali Bey şöyle Türkiye nüfusu 79 milyon nüfusu artıyor. Türkiye'de nüfusun artmasının yanında Türkiye'den beklentisi olan çok halklar var. Yani dünyanın birçok yerinde halklar var. Ben şöyle ifade ediyorum. Amerika kıtasının sahibi var. Avrupa'nın sahibi var. Asya'nın sahipleri var. Ama Osmanlı coğrafyasının bir sahipsizlik hali var yani. Yani bu bir acı bir tablo. Bak Balkanlara bakın. Maalesef. Öyle, Orta Doğu'ya bakın. Kan gölüne dönmüş. Yani bu garip olan durum ve çekilen acılar karşısında halkların gözünü çevirdiği tek ülke Türkiye. Özür dilerim çattaydım kurbanda sevgili bakanım. Türkiye diyorlar başka bir şey tabii demiyorlar. Umutları yani Türkiye. Afrika'da öyle şimdi. Afrika'da da çok ciddi bir şekilde büyük elçilerimiz açılıyor. Oradaki insanlara Somali başta olmak üzere diğer ülkelere ciddi şekilde desteklerimizi veriyoruz. Niye? Bizim tarihimiz, bizim geçmişimiz bunu bize gerekli. Bize öğütlüyor, bize bunu söylüyor. Diyor ki siz sıradan bir millet değilsiniz. Tarihe şan vermişsiniz, şeref vermişsiniz. Böyle bir millet olarak geçmişte böyle bir sorunumuz vardı. Bu sorunu yerine getirirken şimdi efendim bu sorumluluk bitti deme lüksüne sahip değiliz. Şimdi bu halkların, bu geniş coğrafyanın bizden taleplerini de dikkate aldığınız zaman Türkiye daha çok üretmeli. Yani yalnız 79 milyon için değil, bu kesimleri de dikkate aldığınız zaman üretmelisiniz. Bakın şimdi biz Bosna'dan et alıyoruz. Bosna'dan et ihtiyacımız olduğu için almıyoruz ama Bosna'ya sahip çıkmak durumundayız. Hmm. Kısmi de olsa az da olsa Bosna'dan biz buğday alıyoruz. Bosna'dan buğday ihtiyacım olduğu için almıyoruz ama almak durumundayız. Biz sahip çıkmak durumundayız. Evet. Bilmem, biz Irak'a, Suriye'ye buğday gönderiyor idik. Yani çeşitli vesilelerle buradan tarımsal ürünler gönderiyoruz. Gönderirken yani bizim ihtiyacımız olduğu için göndermiyoruz. Onların ihtiyacı olduğu için, bizden beklentiler olduğu için. Şimdi bunun gibi Türkiye'nin sorumlulukları 79 milyon artı büyük coğrafya. Ama artı bir de mazlumlar ve mağdurlar. Şimdi 3 milyon insanı burada misafir ediyoruz Suriyeli. Efendim atın gitsin. Ya nereye atıyorsunuz ya bu? Atılacak şey midir yani bu? İnsan bu yani.
Ve çaresiz bombaların içerisinde insanlar. Bu insanların beslenmesi gerekiyor. Bu insanların yemesi, içmesi, ibadesi, iaşesi var yani bu insanların. Dolayısıyla Türkiye üretmeli. Bunlar da bitmiyor Türkiye. Bakın son bir yılı dikkate almazsanız yani yaşanan süreçten dolayı 40 milyona yakın turist geliyor. Bunlar burada belli süreler geçiriyor. Yani yoğun bir şekilde 5-6 aylık bir dönemde en az asgari 5 ay yoğun bir turizm hareketliliği var. Bunların tabii ki ihtiyacının ülkeden karşılanması şeklinde dikkat ettiğiniz zaman hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimdeki gayretlerimizin ne kadar çok artırılması, ne kadar stratejik bir alan olduğu çok net bir şekilde yapısal ortaya. Sorunların en ciddi olduğu alanlardan tabii. Birisi tarım. Türkiye'de işte ifade ettiğiniz gibi hem hayvancılık hem bitki. Bütünüyle bir coğrafyada yaşıyoruz aslında. Aynı. Bir tarafa baktığınız var, zaman. Güneşimiz var, her şeyimiz var. Yani bu kadar güzel bir coğrafyada toprağı korumamız gerekiyor. Ve burada korunan toprak verimli şekilde kullanılması gerekiyor. Yani rasyonel şekilde kullanmamız gerekiyor. Ekilmedik arazi bırakmamamız gerekiyor. Çiftçilikle uğraşan kardeşlerimizin moralinin yüksek olması gerekiyor. Hayvancılıkla uğraşanların moralinin yüksek olması gerekiyor. Herkes istiyor ki evime ekmek gelsin, soframa. Herkes istiyor ki soframa et gelsin. İyi güzel de hayvancılık yapmasanız, çiftçilik yapmasanız, peygamber mesleği olan bu görevleri ifa edecek insanların sayısı azalırsa soframıza ekmeği kim getirecek? Eti kim getirecek? Onun için stratejik bir alandır bu tarım. Çok önemli. Köylü bugüne kadar aslında belki en çok şikayeti olan kesim. Ama bir sivil örgütlenmesi maalesef Türkiye'de çiftçinin yok. Sivil örgütlerin de biz darbe dönemlerinde nasıl hareket ettiklerini biliyoruz sivil toplum evet. Kuruluşlarının. Bu açıdan baktığınız zaman hakikaten insanların belki de şehre gelmesinin temel sebebi de o. Köyde işte o dediğimiz plansızlıktan, programsızlıktan yeterli kazancı elde edememek insanları şehre taşıyor. Şimdi sizin bu havza destekli projenizle birlikte ne ortaya çıkacak? Şimdi bu köylere dönüş mü yoksa bu tarımda yeni modern tarımı mı önünü açacaksınız şimdi, siz? Şimdi yani bu özeti yapmak durumundaydım. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok. Hem insanımız hem dışarıdaki unsurların beklentileri çok. Bu üretimi gerekli kılıyor. Şimdi üretirken toprağı verimli kullanacaksınız. Toprağı zayi etmeyeceksiniz. Ve çiftçinin moralini yüksek tutacaksınız. Hmm. Bunlardan sonra şimdi bir imkan sunacaksınız. Bu imkan nedir? İşte 780 bin kilometre kare arazimiz var. Bunun 24 milyon hektarı tarıma elverişli alan. Bunu 19,5 milyonu ancak kullanılabiliyor. Ama bunun 4 milyon hektarı da Nadas'a bırakılıyor. 14,5 milyon hektarlık ÇKS'ye kayıtlı bizim tarımda şu anda aktif kullandığımız alan. Toprağımız var. Şimdi bu alana biz ne ekeceğiz? Şimdi vatandaşın ufkuna göre, birikimine göre, deneyimine göre ya bir ekimi devam ettireceğiz. Yani ürün ve üretim planlaması olmadan. Ben az önce siz söylediniz. Ben işte soğan ektim bu sene diyorsunuz. Hı hı. Para etti. Patates ektim, para etti. Yine patates ekeceğim diyeceksiniz. Veya çok farklı bir şekilde biz farklı ürün desenlerini toprağa uygun, topografiye uygun ürün desenlerini, su kısıtına uygun ürün desenlerini. Öyle ürün var ki çok su tüketiyor. Öyle ürün var ki su ihtiyacı duymuyor. O halde su varlığı var olduğu yerde, suyun kısıtlı olduğu yerlerdeki ürünlerimizin farklı olması gerekiyor ki verimi ona göre fazla alalım. İşte bütün bu incelemenin neticesinde bakınız milyon demiyorum milyarlara varan evraklar, bütün Türkiye'nin her santimetresinden gelen çalışmaları değerledik, toparladık ve 941 havza oluşturduk. 941 bu sizin bakanlığınız döneminde tabii başladı. Bu 941 yani aslında çok da zor bir şey değilmiş aslında bir açıdan baktığımız ama zaman. Ama yani çok yani bizim gece gündüzümüz bütün 941 havzayla meşgul olduk yani. Hmm. Yani çok özverili bir çalışma var burada. Şimdi ben de kitaba bakıyorum hazırladığınız şeye. Evet. İlçe ilçe. Yani o kadar mesela normalde ilçede A ilçesinde 10-12 ürün ekilirken şimdi ortalaması 5'e geliyor. Yani Türkiye ortalaması şu an 5 ürün. Bu 2 ürün var. Biri yem bitkileri. Her yerde ekebilirsiniz. Neden? Çünkü hayvancılık her yerde yapılacak.
hayvancılık gelişmesi için yem bitkilerine ihtiyacımız var. Yem bitkilerinin hatta fiyatının da düşmesi gerekiyor. Maliyetin düşmesi için. İkincisi stratejik ürün olarak buğday. Buğdayı Türkiye'nin her yerinde ekebilirsiniz. Bunda da bir kayıt kısıtlama getirmiyoruz. Ama diğerleri ortalama 3-4 ürün diyoruz ki bu 19 üründen senin ilçene hangi ürünler denk geliyorsa o ürünleri biz destek vereceğiz. Onları ekerseniz destek vereceğiz. Yani örnek olsun, Karacabey ilçemiz var Bursa'da. Bursa Karacabey ilçesinde diyelim ki 4 tane ürün ekeceksiniz. Veya 5 tane ürün ekeceksiniz. Bu 5 ürünü ekerseniz biz tarımsal desteği bu ürünlere vereceğiz. Ya bunun dışında bir şey ekiyorum diyorsanız bir zaman destek vermeyeceğiz. Ve bu 5 ürünü ektiğinizde buna TMO tarafından toprak mahsulleri tarafından alımı da gerçekleştireceğiz. Bunun dışında bir şey ekerseniz onun alımını toprak mahsulleri yapmayacak. Amaç ne? Amaç ihtiyaç duyduğumuz ürüne üreticiyi yönlendirmek. Yani bundan sonra biz öyle şimdi görüyoruz mesela elma ile ilgili öyle dökülen ürünler. Onlar ortadan kalkacak. Sebze meyve konusu ayrı. Onun ayrı ama, yani şey için söylüyorum. Diğer soğan ürünleri. Gibi, patates gibi. Evet. O görüntülerden de Türkiye kurtulacak. Tabii kalkacak. İhtiyaç duyulan ürün ekileceği için o elde edilen üründe ihtiyaç duyulan ürün olduğu için üretici mağdur olmayacak burada. Üreticinin lehine bir tablo çıkmış olacak. Yani şu anda ilçelerde oturan vatandaşlarımız hangi ilçedeyse oraya uygun olan hangi mahsullerin ekileceğiyle ilgili netleşmiş durumda. Tabii 19 ürüne Türkiye destek veriyor. Bu ürünlerin nerede ekileceğini şu anda internet ortamına bakanlık olarak yayınlanmış bulunuyoruz. İlçe tarımdan da alabilirler. Biz de zaten eğitim faaliyetleriyle her tarafa televizyonlar aracılığınızda işte şimdi Bursa TV bunu yayınlıyor. Yarın bütün ulusal TV'ler, diğerleri de konuşmalar gündeme gelecek. Böylece buradan aldıkları bilgiler çerçevesinde bulundukları ilçede ilgili ürünleri ekmelerini biz söylüyoruz. Neyi doğuracak? Ürün planlaması. Yani biz hiç ihtiyaç duymayacağımız bir alanda arazimizi kullanacağımıza ihtiyaç olan, açığımız olan, ithal etmek zorunda kaldığımız ürünleri kendi toprağımıza üreterek mümkün mertebe daha az ithalata bağlı bir tarım politikasını oluşturmuş olacağız. Şimdi Türkiye'de arazi bölünmesi sorunu var. Evet. Ve büyük topraklarla yeni o tür tarım yapılıyor Türkiye'de. Bu konuyla ilgili ne tür çalışmalar var? Yani şimdi toprakların birleştirilmesi. Bizim Türkiye'de 32,5 milyon parsel var. Çok kötü bir tablo. Çok kötüymüş. Paramparça. Yani neredeyse yani iki kişiye bir parsel ancak düşüyor. Yani. Bu derece parçalı. Biz bunu toplulaştırarak öncelikli olarak 16 milyona indirmeyi düşünüyoruz. Yani birleştirerek, toplulaştırmayla 16 milyona indirebilir miyiz işletme bazında? Bu sayıyı azaltabilir miyiz diye mücadele. Şu anda işletme bazı bizdeki arsa büyüklüğü 60 dekar, 60 dönüm. Oysa bize mümasil Avrupa ülkelerinde Fransa'da gidiniz 525 dekar. Yani birinde 520 dekar bir işletmeye düşen arazi büyüklüğü bizde ise 60 dekar. Kim kâr edecek? Evet. Kim ne üretecek? Tabii ki. Şimdi siz düşünün 500 dekar üzerine bir işletme üretim yapıyor, siz de 60 dekar üzerinde yapıyorsunuz. Yani bu parçalanmışlıktan da çıkmamız gerekiyor. Onun için toprak milletin, tarla milletin, tarlanın tapusu Ali Bey sizde olabilir. Buna saygı duyarız. Mülkiyet hakkıdır bu. Anayasal bir hak. Buna bir şey yok. Ama toprağın özü 79 milyondur. Onun için siz toprağı kullandığınız sürece, Osmanlı'da bunun örnekleri var. Siz tapusu sizde, toprağı ekerseniz toprak sizin. Ama ben, tapusu bende, toprağı ekmiyorum deme lüksüne sahip değilsiniz. Çünkü daha büyük bir şemsiyeden bakarsanız toprak 79 milyon. Onun için biz şimdi yasal düzenlemeyi parlamentoya gönderdik. Ekilmeyen toprağa şu bu sebeplerden. Benim 100 dönüm arazim var diyor adam. Ama köyde çocuk yok, diyor. Çoluk yok, kaldık yaşlı. Ekmiyorum diyor ben. Ekmiyorsanız devlet onu ektirecek. Diyecek ki buyurun ekin. Kirasını da sizin banka hesabınıza yatıracak. Sizin adınıza yatıracak.
Ha bundan sonra Türkiye'de öyle boş arazi, boş arazi inşallah. Efendim iki kardeş anlaşamıyor. Anlaşamıyoruz ama ekmiyoruz. Siz anlaşamıyorsunuz diye milletin toprağını boş bırakamayız. Az önce dedik ya 79 milyonun ekmek beklediğini, 79 milyonun et beklediğini, diğer Osmanlı coğrafyası, gelen turistler ve misafirlere dikkat ettiğiniz zaman biz boş toprak bırakmamamız gerekiyor. O düzenlemeyi yapacağız inşallah. Tohumla ilgili ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Çünkü bu epter tohum maalesef tabii büyük sorun ve o konuda yani tohum üreten tohumu üretme noktasında millileşmesi, tarımın millileşmesi herhalde sadece işte bunlar yeterli değil. Beraberinde tohumla ilgili de ciddi çalışmalar tabii, sizin bakanlığınızda devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi bizim çok ciddi bir belki Avrupa'da bir numaralı bir tohum bankamız var. Yeni mahallede burada Ankara'da. Tohumla ilgili 900 bin ton tohum üretiyor Türkiye yılda. Ama ağırlıklı hububat tarafında bir sorun yok. Hububat olarak buğdayın da arpasında, yulafın da benzerlerinde. Sebze ve meyvede sorunumuz var. Sebze ve meyve ile ilgili tohum ithalatımız maalesef biraz yüksek. Şimdi biz bütün çalışmalarımızı, Ar-Ge çalışmalarımızı buraya yönlendirmiş bulunuyoruz ve Türkiye'de ekilip biçilen ne varsa, ekilip elde edilen ürün ne varsa bunlarla ilgili kendi genlerimizi, kendi öz değerlerimizi korurken aynı zamanda da tohum çeşitliliğini geliştirmek, arttırmak için ve kendi kendine yeterli bir noktaya taşımak için bir yoğun bir çabayı da o alanda göstereceğiz. Çok ama stratejik tohum, değil mi tabii, bu alanda? Tabii çok stratejik ama Türkiye tohum konusunda böyle dilden dile dolaştığı gibi çok kötü bir noktada değil. Ama henüz kat etmemiz gereken bir mesafe olduğunu söyleyelim. Yani Türkiye ne zaman 4 milyon ton, 5 milyon ton tohum noktasına gelirse dünyada ilk 5 ülke arasına girme imkanını elde edecek. Ama şu anda 900 bin ton civarında bir tohum üretimimizin olduğunu ve bu konuda başarısız olmadığımızı, iyi bir noktada olduğumuzu ama kat etmemiz gereken mesafe olduğunu söylüyorum. Tarıma devam etmek isterim ama hayvancılığı da konuşacağım. Ona geçmeden önce isterseniz şimdi Rusya ile tam sizin bakanlığınız döneminde Rusya ile bir kriz ortaya çıktı. Tabii Bursa da bundan etkilendi. Özellikle tabii meyve konusunda ciddi üretim söz konusu. Şimdi Rusya ile bir mesafe aldık. Onunla ilgili söyleyecekleriniz mutlaka vardır ama tam da bu günlerde İtalya'dan bir kötü haber geldi. İtalyan Tarım Derneği bizim fındıkla ilgili bu sefer açıklama yaptı. Yani dünyanın her yerinde bizim ürettiklerimize karşı da bir şey var, bir evet. Problem var. Şimdi tabii dünyada ekmek artık aslanın midesinde. Şimdi herkes pazar kapma yarışı içerisinde. Dolayısıyla her ülkede tarım kesimi var. Tabii tarımda mekanizasyon gelişti. Üretim araçlarındaki bu değişim, gelişim üretimde de çok ciddi tarımsal hasılada artış meydana getiriyor. Böylece pazar yarışı devam ediyor. Şimdi fındıkla ilgili çok açık. Yani bu sene rekolte düşük. Belli ki fındık fiyatı yüksek olacak. Bunu aşağı çekebilmek için böyle bir iftira kampanyasını birileri başlatıyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. Ürünlerdeki kalıntılarla ilgili zaten bizim bakanlık olarak her ürünle ilgili çalışmamız var. En sağlıklı bir şekilde sofralara ve dünya piyasasına sunulmasıyla ilgili bizim çalışmalarımız var. Fındıkla ilgili böyle bir şey söz konusu olmadığını çok rahat bir şekilde ifade edebilirim. Tam tersi, bu yıl fındık çok daha yüksek para yapacak. Şu anda 11 liraya falan bu iftira kampanyalarıyla, bu gerçekte isnat kampanyalarıyla fındığın fiyatını düşünme gayreti içindeler ama anında biz müdahale ediyoruz. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Ya üretici de ümitsiz olmasın. Ümitsiz olmasın. Biz desteğimizle fındığa sürdürüyoruz. Ve fındık fiyatı bu yıl çok yüksek seyredeceğini herkes bilmesin istiyor. Evet Sayın Bakanım, şimdi hayvancılık o da problem. Yani maşallah sizin geldiğiniz bakanlıklarda hep böyle problemli başlıyor ama sonu çok güzel oluyor. İnşallah tarım da öyle olacak ki öyle devam ediyor. Siz ilk geldiğiniz zaman Türkiye'de et fiyatları ciddi tartışma konusuydu. Hala tabii belli seviyelerde ama siz ciddi müdahaleler yaptınız et fiyatları ile ilgili. Evet. Bu milli tarım politikası içinde hayvancılık
neresinde olacak? Hayvancılıkla ilgili atılmış adımlar, bundan sonra yani sadece tabii et değil, sütünden diğer hayvansal gıdalara kadar bu konularla ilgili. Şimdi hayvan ve hayvan ürünleri. Şimdi öncelikle hayvan varlığının önemli olduğunu ifade edeyim. Bu az önce bahsettiğim, verdiğim nüfus ve rakamların her geçen gün refah düzeyde arttıkça talebi artıyor. Yani et, özellikle kırmızı etle ilgili tüketimde ciddi artışlar olduğunu belirteyim. Şimdi bu artış doğal seyrinde devam ederken siz hayvan varlığınızı sabit tutarsanız o zaman ister istemez sorunlarla karşı karşıya kalırsınız. Türkiye'de yaklaşık 14 milyon büyükbaş hayvan var. Ama Türkiye'de bu hayvan sayısının 20 milyonlarda olması gerekiyor ki döngü rahat sağlanabilsin. Aksi takdirde bu 14 milyon hayvan varlığının 7 milyonu da damızlık, yani kesime gitmiyor. Süte dönük olunca böylece bu aradaki bu 6-7 milyon baş hayvan Türkiye'deki et ihtiyacını karşılamak için yeterli bir döngüyü oluşturamıyor. İşte son 4-5 yıldır Türkiye 125 bin hayvan ithalatıyla başlamış ve bugün geldiğimiz nokta 500 binleri aşmış durumda. Her yıl 500 bin büyükbaş hayvan ithal ediyoruz, kesiyoruz, besliyoruz 6 ay sonra kesiyoruz ve sofraya et olarak geliyor. Şimdi bu uzun vadede, orta vadede sürdürülebilir bir şey. Biz kendimiz bu coğrafyada bu hayvanları üretmemiz gerekiyor. Bir de yalnız algılar var. İşte küçükbaş hayvanla ilgili gereksiz ithamlar var. Ya bu coğrafya küçükbaş hayvan coğrafyası. Yani bizim için 40 milyon küçükbaş hayvanımız var. Şimdi bu küçükbaş hayvandan uzak tutulmaya çalışıyor insanlar. Son derece yanlış. Hiçbir bilgiye dayanmayan, sırf belki de dışarıdan ithalatı da arttırmaya dönük bir, küçük başa dönük bir iftira kampanyası var, bir algı kampanyası var. Bunlar doğru değil. Bunu açıkça ifade ediyorum. Bizim bu coğrafyadan çok tüketilmesi gereken et, küçükbaş yani koyun keçi eti olması gerekirken büyükbaşa ağırlık veren bir yapıya dönüştürülmeye çalışılıyor. Ve bunun için 500 bin hayvan ithal ediyoruz. İşte bu 500 bin hayvanı kademeli olarak orta vadede çok çok aşağılara çekmek için bizim yapmamız gereken hayvan üretimini arttırmak. Nasıl arttıracaksınız hayvan üretimini? 32 ilde düve merkezi kuruyoruz. Yani mesela bunlardan bir tanesi Bursa. Ki düve merkezi kurulacak. Orada en az 500 soyu belli, soy kütüğü belli hayvanlar, etçi midir, süt ırkı mıdır neyse, hangi hayvanı istiyorsa bir hayvancılık, diyelim ki Büyük Orhan'ın bir köyünde vatandaşımız hayvancılık yapmak istiyorsa gelecek, bu düve merkezinden dilediği ırktan hayvanı alacak, kaç tane bakabilecekse gidecek, o hayvanları alıp orada hayvancılık yapacak. Bununla ilgili mali mesele orada mali da teşvik eder. Mesela şu düve merkezlerinde biz bütün yapım ve ekipmanlarına %50 destek vereceğiz. %50. Yani adam tabii %50 destek vereceğiz. Böylece vatandaş gerekli altyapıyı yapacak, hayvanlarını oraya koyacak ve böylece burası hayvan talebinde bulunan kişiler için, besi veya süt için kim bulunmuşsa onlar için bir merkez olacak. Yani köy köy dolaşıp hayvan toplamaya gerek yok. Artık geleceksiniz, düve merkezinde dilediğiniz ırktan hayvanı alıp köyünüze gidip hayvancılık yapabileceksiniz. 32 ilde. Yoğun asgari 500 hayvan olacak ama 5000 olmasına bir engel yok. 5000 dolar. Bu vatan bir... Tabii şimdi sizinle programa çıkacağız, bir sürü soru geliyor. Ama daha yoğun tabii şehirlerde yaşayan ve tüketici olan insanlar soruyorlar. Ne zaman bu çabalar, bu çalışmalar ne zaman sonuç verebilir ve biz işte Bulgaristan'daki gibi, Yunanistan'daki gibi ya da başka ülkelerdeki gibi et fiyatını makul fiyatlarda... Şimdi et fiyatları, şimdi tabii batıda yoğun bir domuz eti tüketimi var.
Yani çok fazla. Dolayısıyla orada kırmızı et dediğimiz büyükbaş hayvan etiyle ilgili bir sorun orada yaşanmıyor. Onun için bizim Avrupa'dan mesela biraz da böyle bakalım. Tabii böyle bakmak gerekiyor. Bu önemli. Çok fazla tüketim. Evet, orada. Evet. Onun getirmiş olduğu bir avantajı onlara göre yaşıyor ama bizim inançlarımız gereği büyük ölçüde kahir ekseriyet bizim vatandaşlarımız bırakınız kesmeyi filan elini sürmez. Yani çok düşünmek bile istemez. Bu çerçeveden baktığınız zaman bizim bir bu yönüyle bir dezavantaj yani ilk yüzeysel baktığınız zaman söz konusu oraya oradaki duruma göre. Ama burada biz bu hayvan varlığını, ihtiyaç duyulan hayvan varlığını içeride üretirsek stabil hale gelir bizim et fiyatlarımız. Yani kendi hayvan varlığımızı kendimiz ürettiğimizde yani piyasada bu ithal edilecek, ithal edilirse burada sofraya et gelecek anlayışı ortadan kalkarsa kendi hayvan varlığımız var, dilediğim zaman ben buna erişebilirim anlayışını oturtursanız ki bizim amacımız zaten o. Bu büyük ölçüde piyasayı rahatlatacaktır ama şu anda da biz gerek kesimlik hayvan getiriyoruz, gerek besilik hayvan getiriyoruz ve hayvan varlığında hiçbir sorun yok. Et fiyatları da işte 30-39 arasında şu anda genelde seyrediyor. Biz et süt kurumu olarak karkas et 22 liraya veriyoruz. Ve belki bazı illerde bizim mağazalarımızı yaygınlaştıracağız. İstanbul gibi bazı illerde yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Yani rekabete giriyorsunuz. Tabii. Ve yani mağazalara, piyasa... Mesela İstanbul'da çok sayıda mağaza açmayı düşünüyoruz. Neden? Çünkü İstanbul'da fiyatlar stabil hale gelmeden Türkiye'de fiyatları dengelemek söz konusu mümkün olmayabilir. Onun için biz kasaplarla görüşme yaptık. Fakat tam netice aldığımızı söyleyemem. Yani biz 22 liraya et verirken kıymayı 32'ye kuşbaşında 34'e verin derken bunun tutmadığını, 34'e 2'şer 3'er lira atladıklarını görüyoruz. Bu doğru değil. Haklı bir şey değil. Yani madem bir pazarlık yapmışız, madem oturmuşuz, biz size çok uygun şartlarda et vermişiz. Hani biz et süt kurmak biz veriyoruz eti. O halde size bunları pazarlarken çok kazanmayın. Ama bu vatandaşın zaruri ihtiyacıdır. Kıymasıyla kuşbaşısı. Yani bunun gıda... dışındaki ben demiyorum ki pirzolayı siz ucuza verin. Kaç lira veriyorsunuz? Verin yani o ayrı bir şey. Ama zaruri tüketim bu vatandaşın temel ihtiyacıdır yani siz çok çok önemli. Yani vatandaş şey şimdi kuşbaşını evet. Kıymayı eğer alamazsa yani ona astronomik bir hiç hak etmediğiniz fiyatı uygularsanız biz bakanlık olarak buna müdahale ederiz. Kimse kusura geliyor. Bakmasın. Yani Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı piyasaya yoğun bir şekilde tabii. Girecek. Veriyoruz ve... şu anda veriyoruz. Şu anda bol miktarda veriyoruz. Hı. Şu anda mesela yani market olarak diyorum yani market olarak tabii yani girecek. Bunu ağırlıklı İstanbul olarak bir tasarımız var. İstanbul'a yaygın hale getirelim. Yani Bursa'da olabilir. Olabilir ama şimdi İstanbul'u önce regüle ettiğiniz zaman Bursa'nın eti Bursa'da kalıyor. Şimdi Amasya'ya varıncaya kadar Amasya'dan tutunuz Afyon'dan, Eskişehir'den, Bursa'dan, Çanakkale'den, Balıkesir'den İstanbul'a et gidiyor. Bazen de sağlıksız koşullarda gidiyor. Dolayısıyla biz İstanbul'u kendi içinde çözeceğiz. Şimdi diyoruz ki bu biz madem size dilediğiniz kadar et verebiliyoruz siz bu fiyatları makul ölçüye tutun. Tutmazsanız o zaman biz mağazacılık yapmak durumundayız İstanbul'da. Başka hayırlı olsun. Yani inşallah yani. İnşallah bu belki var zaten de... İstanbul'da 29 mağazamız var. Yani 29 yerde bizim et süt kurumunun reyonları var. Et satıyorlar. Şu ama anda, bu 29 değil 129 yapacağız. Şu anda söyledikleriniz bile Sayın Bakanım et fiyatlarında bir hareketi mutlaka oluşturur. Çünkü rekabet iyidir ve devletin bu tür durumlarda girmesi fevkalade iyi. Yine İnşallah. Teşekkür ediyorum. Hani bizim amacımız et fiyatlarını olması gerektiği yerde tutmaktır. Ve bunun için orta vadede kendi hayvan varlığımızı içeride üretmek ama kısa vadede ise dışarıdan getirdiğimiz kesimlik ve besilik hayvanlarla piyasayı regüle etmek. Başka konulara da gireceğim ama kırsal kalkınma projesi ne zaman açıklanacak? Ve ne tür destekler ve hangi ürünler şimdi teşvik edilecek? İPART kapsamında yani Avrupa Birliği destekleri çerçevesinde sürdürülen İPART kapsamında ki mesela Bursa bu illerden bir tanesidir. Bununla ilgili projeler alındı ve
kısa süre içerisinde bu projelerin hangilerine ne kadar bir destek verileceği açıklanacak. Yani çok uzun süreceği kanaatinde değil. Arkadaşlar çağrında çalışmaları toparlıyorlar. Ama bunun yanında bir de bakanlığın kendi bünyesinde bir kırsal kalkınma birimi var. Yani bu şeyin dışında, İPART'ın dışında. Bu birimde de biz kanatlıya destek vermiyoruz bu yıl. Çünkü Irak'ta meydana gelen, Orta Doğu'daki bu olumsuz atmosferden dolayı kanatlıda, yumurtada üreticilerimiz ciddi sorunlarla karşı karşıyalar. Onun için biz bu sektörün dışındaki kırsal kalkınmadaki balından, yağından, sütüne varıncaya kadar bitkisel üretime varıncaya kadar birçok alanda kırsal kalkınma. Yani orada da destekler geliyor. Geliyor, devam ediyor. Bir de iki şey sorayım Sayın Bakanım. Bir, gıda denetimi konusunda ciddi adımlar attınız. Soruyorlar, diyorlar ki gıda denetçisi istihdamı meselesiyle ilgili Sayın Bakanımızdan bir müjde alabilir miyiz? Şimdi bu iki ziraat mühendisleri bir de. Evet, personelle ilgili arkadaşlar tabii bize de sosyal medyadan gönderiyorlar. Şimdi bakınız, hiçbir bakan kendi bakanlığıyla ilgili meslektaşları, yani bakanlığın ziraat mühendisi, gıda, veteriner gibi, su ürünleri gibi elemanları barındırdığımızı, teknik elemanları barındırdığımızı herkes biliyor. Yani şimdi biz bunları istihdam ederken, yani bakanlık bünyesinde bunları istihdam ederken bu arkadaşlarımızın, şu anda işi olmayanların, üniversiteyi bitirenlerin bakanlık bünyesinde istihdamla ilgili talepleri çok doğal. Yani ben onları saygıyla karşılıyorum. Üniversiteyi bitirmişler, diplomalarını almışlar, diyorlar ki bakanlık bünyesinde acaba bize de iş verilebilir. Bu doğru bir yaklaşım, yani haklı bir yaklaşım, ama devletin de bu konuda açıkladığı kadrolar var. Hele hele şu yaşadığımız olağanüstü şartlar içerisinde çok daha farklı değerlendirmeler var. Yani bu Tarım Bakanlığı'nın vereceği bir karar değil bu. Veya Çalışma Bakanlığı'nın vereceği bir karar değil. Veya Maliye Bakanlığı'nın yalnız başına vereceği veya herhangi bir 25 bakanlığı, 26 bakanlığın birisinin vereceği bir karar değil. Bu fakat hükümet olarak milli tarım projesi kapsamında, yani sivilin oluşturacağı bu tarımsal zenginleşme beraberinde mutlaka onlara da ihtiyacı zaten doğuracak. Şimdi zaten geçen yıl mesela 2000'e yakın mühendis arkadaşımızı aldık, istihdam ettik. Yani şunu söylüyorum. Şimdi yaşadığımız olağanüstü durumdan dolayı hükümetimiz yeni bir personel istihdamı ile ilgili bir tablo ortaya koymuyor. Diyor, biraz bekleyelim. Çünkü ciddi operasyonlar var, ciddi değişimler var. Nedir, ne değildir bir görmek istiyoruz yani hükümet olarak. Bir bu. Bu yönüyle personel alımı şu an itibariyle yok. Yani yarın ne olur ayrı bir olay. Ama ben şunu söyleyeyim. Her bakan kendi bünyesindeki ihtiyaçları biliyor. Ben şimdi şu anda ne kadar çok sayıda ziraat mühendisi, veteriner ve gıda mühendisi veya su ürünleri mühendisi olsa yani kaç, ne kadar olsun 3000, 5000, 10000 fark etmez. Yani onları istihdam edebilecek bir şeyimiz var, alanımız var. Çünkü çok geniş. Yeni sistemimizde hem milli tarım projesinde hem işletme bazlı her işletmenin bir teknik elemanı var şu anda bizim uygulamamızda. Ne kadar az sayıda işletme teknik elemana düşerse o derece biz daha verim alırız yani. Eyvallah, bunlar doğru, ama şimdi bir de ülkenin bir politikası var, personel politikası var. Bunları da dikkate almamız gerekiyor ve bu şekilde birlikte yürüttüğümüz bir olaydır bu. Şunu söyleyeyim, yani bizim bakanlığa 10 personel alınacak diye bir maksimum düzey varsa biz onun almak için uğraşırız. Ama eğer o imkan yok ise yani hep beraber tabloyu görmemiz gerekiyor. Onun için şu an itibariyle personelle ilgili daha ileri derecede bir şey söylememiz mümkün değil. Yani sosyal medyayı çok kullandıkları için, bize çok talepte bulundukları için söylüyorum. Bilsinler ki biz onlardan çok onların istihdam edilmesini isteriz. Ama ihtiyaçlar ve ülkenin şartlarının imkanlarını ortaya koyduğu bir durumdur bu yani.
Zeytinle ilgili müsaade ederseniz bir soruyla bitireyim. Çünkü hakikaten çok yakıcı gündemlerimiz var. Tarım da tabii en önemlisi. Yaklaşık bir saattir konuşuyoruz. Daha saatlerce de konuşabiliriz tarımı. Zeytin tabii Bursa için çok önemli. Ve Bursa'da bir sivil bir örgütlenme, bir örnek örgütlenme Marmara Birlik var. Bu tabii bir açıdan Zeytin ilçesini bir şekilde sübvanse ediyor, bir şekilde rahatlatıyor. Ama son dönemde zeytinle ilgili şöyle şikayetler var, onu ifade ettiler. Tabii zeytinyağına ilgi de artıyor Türkiye'de her geçen gün. Kamu spotları, zeytinyağı ile ilgili yapılan açıklamalar. Beraberinde bir merdiven altı diye şikayetler var. Bu konuyla ilgili gıda denetimleri ve zeytin üreticisiyle ilgili de bir çalışma. Şimdi gıda denetimiyle ilgili yoğun çalışmamız var. 5000 elemanımız bu konuyla ilgili arazide yapılan denetimleri ve tespitleri getiriyor. Burada ürünlerle ilgili, vatandaşın sofrasına gelen ürünlerle ilgili tahşiş var mı, bir katkı var mı içinde, bunların tümü tek tek laboratuvarlarda inceleniyor. Ve zaten belli periyotlarda da medya vasıtasıyla duyuruyor, internete koyuyor. Diyoruz ki A firmasının sucuğu böyledir, B firmasının sucuğu böyledir diye çok net bir şekilde ürünlerle ilgili açıklamalar yapılıyor. Hiçbir kayda, hiçbir şeye tabi tutulmadan. Yani kimseye kim olduğuna bakılmadan bu işler ilan ediliyor. Zeytin tabii önemli. Zeytin üretimi çok yaygınlaştırıldı ülkemizde. Yani Edirne'den Kars'a Kars'a diyebileceğim kadar zeytin ağacı yaygınlaştı. Aslında belli bir eğim alanlarının kullanılması daha doğruydu ama bu biraz daha yaygın hale gelmiş durumda. Bunun yaygın hale gelmesi başka sorunları da. Diyelim ki çok acil bir tesisin genişleme ihtiyacı var. 3 kilometrelik şart var. Zeytin alanları buna engel oluyor. Veya bir maden sahası bulunuyor. Zeytin alanına yakın olduğu için maden işletilemiyor gibi bu tür sorunları da barındırıyor. Ama yani zeytin, havza destekli projeniz ne kadar şimdi önemli? Havza, tabii efendim. Yani bunlar hepsi planlanacak. Yani şu anda bazı ürünler havzaya dahil değil. Sebze, meyve türü, yani bunlara mazot desteği var ama bazı ürünlerin üretim açısından, yani üretim planlaması, ürün planlaması açısından bizim mesela şu kadar elmaya ihtiyacımız var. Onun 10 misli elma üretirseniz bu fecaat. Bunlar da planlanacak. Yani bunları da planlayacağız. Netice itibariyle biz. Sıra şimdi onlara geliyor. Meyve sebzeye doğru geliyor. Ama zeytin de gerçekten stratejik bir ürün. Zeytinyağı ile ilgili desteklerimiz var. Yağlık zeytinle ilgili destekler var. Ciddi destekler ama var. Diğer bizim gemlik zeytin diye bildiğimiz zeytinle ilgili gıda denetimi açısından bir sorun yok. O denetimleri yaparız. Ama sofralık zeytin diye dediğimiz zeytine de sahip çıkılması gereken bir alan olduğunu ifade edeyim. Evet Sayın Bakanım, aslında tarımı konuşuyoruz ama bir taraftan da az önce siz de ifade ettiniz. Etrafımız ateş çemberi. Evet. Biz bir 15 Temmuz darbe girişiminden geçtik. Yani sadece etrafımızdan gelen felaketler, acılar, gözyaşılar, bombalar değil, bir 15 Temmuz hadisesini de yaşadık ve devlet içinde ciddi bir çalışma yürütülüyor bununla ilgili olarak. Siz nasıl 15 Temmuz'u, 15 Temmuz'dan sonraki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi 15 Temmuz hiç kimsenin aklına gelmeyecek. Çünkü siz de biliyorum ki o gün yine ülke için, millet için, işte bu Tarım Bakanlığı ile ilgili arazideydiniz. Yani o gün, o akşam. Ben Polatlı'ya 100 kilometre bir mesafedeydim. Saat 9'da oradan ayrıldım. Takriben Ankara'ya 200 kilometrelik bir mesafe orası. İşte buraya gelinceye kadar. Yani mesela ne hissettiniz? Yani inanabildiniz mi duyduğunuz zaman? Biz yol boyu gelirken arkadaşlardan aldığımız telefonlar, İstanbul'dan, ta Hatay, İskenderun'dan, çok yerden aldığımız telefonlarla bir hareketliliğin olduğu söylendi ama doğrusu cuma günü olduğu için akla biraz daha yatkın hale geliyor. Çünkü genellikle bu tür müdahaleler cuma günü olmuş geçmiş yıllar itibariyle baktığınız zaman. Fakat diğer açıdan da Türkiye'de birçok taşlar yerli yerine oturmuş,
seçimden çıkmış güçlü bir hükümet var, milletin seçtiği bir cumhurbaşkanı var, demokratik anlamda baktığınız zaman bu yönüyle bir problem yok. Ancak ve ancak kendi iktidarını pekiştirmek, kendi iktidarını, koltuğunu elde etmek için birilerinin bir şeyi olabilir. Yoksa Türkiye'de hani demokraside bir geçmiş yıllarda olduğu gibi tıkanıklık olur. Bu demokrasideki tıkanmanın getirmiş olduğu bir açmazı açmak için ben bu yola girdim diye bir bahane uyduracak bir tablo yok ortada yani. Dolayısıyla bu yönüyle baktığınız zaman hiç akla gelmeyecek bir şey. İki, yöntem olarak baktığınız zaman akşamın saat 9'unda 10'unda siz devletin en önemli kurumlarını bombalıyorsunuz. Siz sabahleyin diyelim ki Allah korusun başarılı olsaydınız bu kurumlara nasıl vazgeçecektiniz? Bu millete ne diyecektiniz yani? Ben meclisinizi bombaladım, sizi idare edeceğim. Ben genelkurmayınızı bombaladım, sizi idare edeceğim. Ben MİT'i bombaladım, özel harekatı bombaladım, ben Türkiye'yi idare edeceğim. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir garip kimsenin yani tahayyül edemeyeceği bir atmosfer millete yaşattılar. Şimdi tabii üzüntü veren olay nedir? Koskoca bir milleti dünyaya rezil etme işidir bak, başka bir şey. Evet. Bu rezil insanların yaptıkları böyle bir rezalettir ya. Yani. Bunun için buna karşı milletimiz de dünyaya hakikaten gurur duyacak bir tablo. Millet nasıl olur onu gösterdi yani. Milletimize o akşam onu gösterdi. Geçmiş dönemlerdeki ihtilallerde 3 yıllık 4 yıllık süre hep yaşandı. Yani 61'de işte 60'larda Menderes'i idam etti rahmetli. 65'te Süleyman Demirel geldi. İşte 70'li yıllarda yine gönderdiler. Tekrar demokratik olarak o zaman Milli Saadet Partisi, CHP markasından yine Demirel ve MC hükümetleri geldi. 80'de Demirel'i yine gönderdiler. Rahmetli Demirel'i gönderdiler. Ama onun işte müsteşarı Özal'ı getirdi. Millet hep darbecilere yani karşı bir duruş sergiledi. Yani siz 97'de işte rahmetli Erbakan'ın ne suçu vardı ya? Hizmetten başka bir şey yapmadı. Erbakan Hoca'yı gönderdiler. O da onun il başkanı, onun MKYK üyesi, onun belediye başkanlığı millet getirdi. 2002'de yani iktidar yaptı. AK Parti iktidar yaptı. Yani bu 3 sene 4 sene moladan sonra olan tüm bu dönemleri milletimiz yaşadı. Gördü ki 60'ta ihtilal yaptılar, 10 sene 20 sene geri gittik. Avrupa füze gibi fırladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkan Avrupa taş üstüne taş kaymamış. Onlar füze gibi yükselirken biz ihtilalle geri doğru gittik. 71'de geri gittik, 80'de geri gittik, 28 Şubat'ta 97'de geri gittik. Millet artık bu geri gidişe dur dedi. Yani 3 sene mola verip de hallettiği, sandıkta hallettiğini şimdi gece yarısı 3 saat içerisinde halletti. Siz uzun yıllardır siyasetin içindesiniz. Tabii bekler miydiniz o gece milletten böyle bir tepkiyi, bekliyor muydunuz milletin bu duruşunu? Yani şimdi şöyle çünkü bir durum 28 var. 28 Şubat'ı yaşadınız, il başkanıydınız. Tabii. Ben, Refah Partisi'nde. O dönemde tabii ki şartlar, koşullar çok farklı. Yani o dönemde rahmetli Erbakan Hoca parti kapatma kararı verildiği zaman da Bursa'daydı mesela. Ben il başkan olarak onu karşılamıştım. Biliyorum, hatırlarsınız bu kararların gelecekte bir nokta kadar değeri yoktur diye ifade etmişti. Ne kadar doğru söylemiş. Hakikaten yani, öyleymiş. Çok, çok doğru söylemiş. Fakat o günün koşullarında koalisyon hükümetleri şu bu. İkincisi tabii bugün Tayyip Erdoğan faktörü, Sayın Cumhurbaşkanımız faktörü apayrı bir şey ya. Yani. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız halkın içinden gelen, gençliğinden beri siyasetin içinden gelen, toplumun nabzını iyi tutan, bu kadar 15 yıl, hatta 94'ü alırsanız 22 yıl geçmiş, 22 yıla rağmen halkından ilişkisini, irtibatını koparmayan, onun derdiyle dertlenen, onun beklendiği hizmetleri yapan bir lider olarak milletin gönlünde taht kurmuş yani. Dikkat edin, televizyonda millet onun sesini duymayı bekliyormuş yani. Değil mi? O ses yükselir yükselmez, mesela ben o gece görüştüğüm insanlar, ya baktım diye ben telefonda diyor, çok zorda olduğunu gördüm diyor Cumhurbaşkanımızın diyor. Normal ortamdan konuşamıyor Cumhurbaşkanı diyor. Onun için diyor ne olursa olsun diyor biz diyor,
çoluk çocuk diyor dışarıya diyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konumu tabii ki 15 Temmuz gecesi açısından tartışmasız en anlamlı bir durum. Yani. Milletimiz ona güveniyor. Milletimiz ona sevdalı. Milletiyle bütünleşen bir lider ve lideriyle bütünleşen milletin yapacağı şey nedir? Liderine sahip çıkmaktır, ülkesine sahip çıkmaktır, bayrağına sahip çıkmaktır. 15 Temmuz'da bu aşkla, bu şevkle insanlar meydanları ve bir ay boyunca, bir buçuk ay boyunca doldurmaya devam ettiler. Sayın Bakanım, şimdi başkanlık sistemi tartışılıyor. Sizden de dinledik başkanlık sistemiyle ilgili. Daha Türkiye'de yeni yeni tartışılırken siz de sürekli başkanlık sistemine vurgu yaptınız ve Türkiye'nin çıkış yolu olarak gösterdiniz. Ama siyaset sanki başkanlık sisteminin önünü tıkıyordu. Bugün geldiğimiz noktada 15 Temmuz'un tabii o yeni kapı ruhunun burada büyük emeği var. Siyaseti bir araya getirdi 15 Temmuz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden MHP'ye, AK Parti'ye, siyasetin dili de hakeza daha topluma daha barışık bir hale geldi. Ve başkanlık sistemi çok net bir şekilde şu anda milletin önüne geliyor. AK Parti'nin bu konuda ciddi talebi, çabası, çağrısı söz konusuydu ama geçtiğimiz hafta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konuda bir tavır ortaya koydu ve başkanlık sistemiyle ilgili bir süreç başladı. Ne olacak? Şimdi başkanlık sisteminin kaçınılmaz olduğunu biz söyledik. Ne zaman? Sayın Abdullah Gül Bey'in seçiminde bu iş patlak verdi. Eğer Abdullah Bey bir önceki Ahmet Necdet Sezer Bey dönemindeki ve daha öncekiler gibi normal seçim ortamında seçilmiş olsaydı Türkiye bugün bunları konuşmayacak. Abdullah Gül Bey'in seçimini engelleyenler bugün başkanlık sistemine karşı. Siz dün parlamentoda seçimini engelleyeceksiniz. Şimdi de halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'nın başkanlığına engel olacaksınız. Ya böyle bir, yani siz neden yanasınız onun? Ya fiili durum ortaya çıkıyor. Yani, sorumlusu. Bu fiili durumu siz ortaya çıkarıyorsunuz. Yani bu başkanlık sistemi doğuran sizsiniz. Başkanlık sisteme geçelim derken de buna karşı duran da sizsiniz. O zaman Abdullah Bey seçilseydi. Niye 367 garabetini çıkardınız? Onu çıkarıyorsanız bugün de olacak olan budur. Biz ne yaptık AK Parti olarak? Çok meşru bir şekilde, hukuki bir çizgide adaylık müracaatları tamamlandı. Abdullah Bey 367 çoğunluk bulunamadığı için mecliste Süleyman Demirel Bey seçilebilir. Ahmet Necdet Sezer Bey seçilebilir. Herkes seçilebilir. Ama herkes seçilebilir ama Abdullah Gül AK Parti'den olduğu için seçilemez. Böyle bir keyfi uygulamayı, baskıcı uygulamayı getirip önümüze koydular. Peki arkasından biz ne yapmalıydık? Hemen seçimden çıkar çıkmaz ilk işimiz referandum. Yani bu anayasa değişikliğini getirmek oldu. Millet kendi, madem parlamentoda bu işler aksayacak, millet seçsin bu cumhurbaşkanı dedik. İşte o gün aslında başkanlık başladı. Yani kaçınılmaz. Siz millete sizi seçtirdiğinizde %50'yi geçeceğine göre büyük ölçüde de başbakanlar %50'nin altında kalacaklarına göre, ki en son seçimde biz en başarılıydık, %49,5 aldık. Sayın Cumhurbaşkanı %52 ile seçildi. Öyle değil mi? Evet. Şimdi normal yani şartlarda söylüyorum. Böyle bir tablo karşısında milletin seçmiş olduğu bir cumhurbaşkanı varken aynı şekilde milletin seçmiş olduğu bir başbakan tablosu parlamenter sistem açısından sürdürülebilir bir şey, tablo değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki millete gitsin. AK Parti yani bunu partide söylüyor. Çok zikzaklar yaşadılar ama Sayın Bahçeli'nin devlet, millet ve milletin değerlerine bakışını ben de çok iyi biliyorum. Hı hı. Önce samimi olarak devletin geleceği, bekasının çok çok önemli olduğuna inanan bir lider yani Sayın Bahçeli. Ben bu koalisyon görüşmeleri çalışmalarında da MHP'den sorumlu olarak görev almış idim. O esnada da yaptığımız görüşmelerde de bu çok net bir şekilde ortaya çıktı ki sizin aracınıza ilk kez ifade edeyim. Sayın Bahçeli o toplantılarımıza şöyle bir şey söyledi.
Biz dedi şu süreçte AK Parti ile koalisyon kurmayı doğru bulmuyoruz. Çünkü bu sizinle olan bir problemimizden dolayı değil dedi yani. Şu anda bir yaşanan Güneydoğu hadisesinden dolayı bir çatlama var dedi. Bir huzursuzluk var dedi. Bizimle koalisyon kurmanız demek bunun daha da ayrıştırmaya götürecek, daha da çatlağı büyütecek bir tablo. Devlet Bey söylüyor. Tabii söyledi. İlk kez ben size söylüyorum bunu. Ama belki CHP ile yapsanız biz de destek veririz. Belki de bu şeyi biraz daha kapatma durumu olabilir gibi. Bu neyi gösteriyor? Bence devletine, ülkesine, ülkesinin geleceğine, birliğine, bütünlüğüne bakışı noktasında kendi koltuğundan ziyade yani siyasi hesaplar yapmıyor. Siyasi hesaptan ziyade ülkenin beka sorununu öne alan bir yaklaşım ki son derece sağduyulu bir yaklaşım. Bugün yine aynı Sayın Bahçeli'yi dinlerken aynı sorumluluk içerisinde hareket ettiğini ben görüyorum. Yani bir fiili durum var. Bunu görmemek için artık kör olmak gerekiyor yani. Yani bu doğru bir şey değil yani. Yani şimdi yani fikren kör olmak gerekiyor onu kastediyorum yani. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ortada pozisyonu, ortada icraatları, ortada milletin yüklediği sorumluluk ortada. Öyle değil mi? Şimdi bu kadar net bir tablo varken bu işin ortaya çıkmasının sebebi de ortada. Onlar ortaya çıkardılar. Şimdi bu fiili durumun hukuki kalıplarının oturması gerekiyor. Bu kadar açık. Hiç bunun uzatılacak bir tarafı yok. Bunu da kim yapsın diyor AK Parti. AK Parti Sayın Bahçeli de aynı şeyi söylüyor. Bunu kararını da millet versin. Yani biz millete götürelim. Ey millet, bu bir rejim değişikliği değil. Bu bir sistem. Bir yönetim anlayışındaki değişiklik. Biz parlamenter yani sanki böyle bir rejim değişikliği gibi yanlış bir şey anlatılıyor. Yanlış bu. Böyle doğru değil ki. Yani bu millete şu söylenecek. Yani cumhuriyetin kazanımları gidecek, şöyle olacak, böyle olacak. Ya nereye gidecek ya? Cumhuriyet yoksa, demokrasi yoksa hiçbirimiz yokuz yani. Böyle şey olur mu? İşte 15 Temmuz'da gördük o cumhuriyeti, demokrasiyi yok etmek isteyenlerin amaçlarını nasıl kurumları yok etmeye dönük bir faaliyet olduğunu gördük. Böyle bir şey olabilir mi? Bu mesele rejim meselesi değil. Bu bir sistem meselesi, bir yönetim meselesi, yönetim şekli meselesi. Şimdi diyoruz ki bu fiili durum millet tarafından bir şekle sokulsun. Millet diyecek ki hayır, biz başkanlık sistemini istemiyoruz diyecek. O zaman parlamenter sistem güçlendirilecek, ona göre düzenlemeler yapılacak. Hayır, biz başkanlık sistemini istiyoruz diyor ise bu fiili durumun hukuki statüsünün oluşmasına dönüşecek. Bu kadar net. Peki bu 330 olursa halka referanduma gidecek. 367 olursa ne olacak? 367 oy alırsa o zaman gerek onaylayabilir. Onaylayabilir. Onun içine diyor ki partimiz hayır, 360-370 de alsak biz bunu millete soracağız. Milletimiz başkanlık sistemi diyorsa bu iş başkanlık sistemi olarak düğümlenecek, bitecek. Demiyorsa demeyecek. Yani hiçbir bakın iktidar yani kendi koltuğu için, kendi ikbali için bir yaklaşım içerisinde olsa işte 367'yi aldım, millete götürmeye ne gerek var bir daha der. Yani ama, ne çıkacak belli değil. Ama öyle değil ki 367 bile olsa diyor ben millete gideceğim. Milletin onayını alarak bu sistem değişikliğini Türkiye'nin dönüşümünü sağlayacağım diyor. Millet evet derse bu artık bu kadar rahat bir yaklaşım varken ben burada oyun bozancılık yapacağım demenin bir anlamı yok. Özellikle CHP'ye söylüyorum. İnanın onlar tıkadılar Abdullah Bey'in seçimini. Hatırlasınlar. Kimlerle Sabih Kanadoğlu Bey neredeler şimdi? Çıksınlar bunlar. Kimler kimlerle irtibatlıydı? Bunları hepsini biliyoruz yani. O statükoyu biliyoruz yani. O yapıyı biz biliyoruz. Onun için bugün o yanlıştan dönmeleri gerekiyor. Hep beraber parlamentoda... Millete anlatmak gerekiyor. Parlamentoda hep beraber verelim. Geçsin ama millet onaylarsa onaylasın. Millet onaylamasa eyvallah. Mesela başkanlık sistemiyle ilgili çünkü çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Başkanlık sistemi neler getirecek Türkiye'ye? Bir siyasal istikrar. Şimdi... Onu mesela herkes anlıyor. Yani olmayacak koalisyon ki Türkiye işte sizin AK Parti döneminde yani
herhalde 12 yıl önce, 10-14 yıl önce Türkiye'den biri gitse ve şimdi Türkiye'ye getirseniz burası Türkiye falan demezdi. Tabii. Ya çok istikrar aslında. Tabii siyasi şey. İstikrar tabii ki başkanlık sisteminin ana unsurlarından bir tanesi. Şimdi bir kere denetim mekanizması da değişecek. Şimdi başkanlık sisteminde hükümet dediğimiz yürütme dışarıdan olacak. Yani parlamentodan olmayacak. Parlamentonun görevi denetim görevi olacak. Yani. Hmm. Şimdi denetim görevini eğer sağlıklı yapar ise, yasama ve denetim görevini sağlıklı yapar ise, o zaman bakan benim bakanımdır demeyeceksiniz. Şimdi bugün ben AK Parti'den çıkmış olan bir bakanım, öyle değil mi şu anda? Evet. Şimdi siz gen soru veriyorsunuz. AK Parti çoğunlukta olduğu için bizim bakanımız ilgili diye. Bakan tabii sahipleniyor. Hı hı. Ama yarın böyle olmayacak ki. Yürütmedeki bakanlar aşağıdaki denetim yapan parlamentoya karşı sorumlular. Orada yanlışı görünce, yani parlamento yanlışı görünce hangi bakan olursa olsun, o bakan dışarıdan geldiği için o bakana denetim görevini çok daha sistem gereği sağlıklı bir şekilde yapmış olacak. Tabii birçok konularda başkanın yetkilerinden dolayı birçok karar çok seri olarak alınacak. Kaynakların çok rasyonel kullanılması gündeme gelecek. Ya bir de milletlerin fıtratları var. Yani bizim milletimizin yani baktığınız Fatihler, zaman Yavuzlar. Ya tabii bizim milletimiz bu şeye yabancı bir millet değil yani. Bizim milletimiz bunların örneklerini ortaya koyan bir millettir. Hatta Cumhuriyet'in kuruluş yılları da öyle yani. Dikkat edin. Yani ilk Mustafa Kemal Atatürk dönemine de bakınız. Halen birçok şey konuşuluyorsa, yani 100 yıl geçmesine rağmen birçok örnekler verebiliyor isek, hı hı. Bunlar bir lider şeyi millet olarak var. Yönetimde bir lider misyonu, vizyonu hep öteden beri bizim milletimizden korunmuş yani. Önemli söylediğiniz şey şu, altını çizmek istiyorum. Bu bir rejim değişikliği değil. Değil. Bu bir sistem değişikliği. Tabii. Öncelikli olarak Türkiye'de istikrar, evet, açısından önemli. Çünkü işte bugün yaşıyoruz Sayın Bakanım. Bombalar patlıyor. Terör örgütleri maalesef tabii bu coğrafyanın etrafı terör yapılarıyla çevrilmiş durumda. Maalesef ülkemizde de var. Maalesef sizin Can Urfa'nızda da evet, hakeza buna benzer hadiseler var. Bunlar Türkiye'de, bu Türkiye'nin istikrarını bozmaya dönük, siyaseten bozamadıkları Türkiye'nin bu istikrarını bozmaya dönük bu çabalar, bunlarla ilgili değerlendirmeniz. Şimdi bakınız, biz Güneydoğu'da PKK terörüyle ilgili öteden beri büyük bir mücadele içerisindeyiz. Bunu şunun için ifade ediyorum. Siz Bursa'dan 2011 yılında Urfa'ya gittiğiniz zaman siz Artvinlisiniz, Bursalısınız, evet, ve yani orayla bir yani bu topraklara ait olmanın dışında bir ilişkiniz de, evet, yoktu, evet, ve herkes şu kaygıyı taşıdı. Ne yapacak Faruk Çelik Urfa'da, ne olacak diye, ve siz Urfa'yı Burfa yaptınız. Yani hem Bursalılar, işte geçtiğimiz seçimlerde ben de şahit oldum. Yani Urfa'dan çok sizi sevdi. Yani farklı bir etnik yapıya sahip olduğunuz halde, yani evet, siz Diyarbakır'dan da aday olsaydınız aynı Urfa'nın görüntüsünü orada yaşayacaktı. O ilişki, kurduğunuz ilişkiler ve Türkiye'nin aslında buna ihtiyacı var. Bu açıdan sizin söyleyecekleriniz de önemli, bölgeyi anlamak açısından da. Şimdi bir kere şunu ifade edeyim. Güneydoğu'daki vatandaşlarımız gerçekten değer yargılarına çok da bağlı. Bin bir türlü sıkıntıya rağmen, hani iki ateş arasında derler ya, yıllarca teröristlerin baskıları, bir taraftan teröristi bertaraf etmek için devletin belki de bazı eksik yanlış davranışları, güvenlik bazı güçlerinin yanlış davranışları dolayısıyla çok sıkıntılar yaşamış Güneydoğu halkı. Fakat şu son zamanlarda, yani son bir buçuk yıldır görüyoruz ki bu kadar travmaya, bu kadar baskılara rağmen Güneydoğu halkının yüreği sapasağlam. Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımızın devlet aşkı, bayrak aşkı, birlik beraberlik aşkı hangi noktada olduğunu hep beraber gördük. 15 Temmuz'da da. Hep 15 Temmuz'da gördük. Öncesinde de gördük. Şimdi de
görüyoruz. Onları ayaklandırmaya çalışanlar, onları yanlış yola sevk etmeye çalışanlara karşı ancak baskı kurdukları zamanlarda lokal olarak etkili olduklarını ama geneli itibariyle milletin, orada yaşayan vatandaşlarımızın yüreklerindeki bu aşkı söndüremediklerini çok net bir şekilde gördük. Şimdi bu yönüyle Güneydoğu'da bir problem yok. Yani bu milleti bölmeleri, ayrılmaları hiç mümkün değil. Çünkü zaten et tırnak gibi olmuş yani. Artık Doğu Batı kaynaşmış durumda yani. Ne kadar çok bir il söyleseniz diyelim ki Batmanlı, belki Bursa'da bir ilçe kadar Batmanlı vardır yani. Doğru. Yani gitseniz Trakya'ya aynı, gitseniz İstanbul'a belki Batman'dan çok Batmanlı, Şırnak'tan çok Şırnaklı vardır. Yani bu artık ticaretiyle, aile yapılarıyla içli dışlı birbirine geçmiş durumda bu millet. Onun için başarılı olamadılar, olmaları da hiçbir zaman mümkün değil. Şimdi orada yapılmak istenen oyunlar içe dönük terör faaliyeti, içeride Türkiye'yi huzursuz etme, ama bunu 30 yıldır denediler, muvaffak olamadılar. Esas oyun şimdi dışımızda çevriliyor. Yani sınırlarımızın dışında. Orada bir iki olay yaşadık. Bir önemli olay Kobani olayıdır, bir milat olarak alınacak olursa. Kobani'de biliyorsunuz IŞİD'in bir işgali gerçekleşti. 180 bin Kobanili 180 bin Kobaniliği şey almış, adını söyleyin, yani IŞİD gelmiş Kobaniliği kuşatmış, 180 bin Kobani Türkiye'ye geliyor, Türkiye'ye sığındı ve biz onlara kucak açtık ve yapılması gereken bütün ihtimamla o kardeşlerimize bir sahip çıktık. Sonra işte malum uluslararası unsurlar oradan işinin temizlenmesini sağladılar. Fakat garip bir şey oldu. Türkiye orada bir tampon bölgesi oluşturmak istedi. Buna katılmayan koalisyon güçleri, başta Amerika olmak üzere, daha sonra maalesef orada YPG'yi aracı kılarak IŞİD'i uzaklaştırdıkları gibi bir tabloyu ortaya koydular. YPG bir anlamda PKK'nın uzantısı. Bir terör örgütüyle bir başka terör örgütünü bertaraf etme gibi bir yola girdiler. Bunlar çok garip bir durum ortaya çıkardı. Çok sıkıntılı bir durum ortaya çıkardı. Ve bir kuşak oluşturma gibi bir tablo çıktı bizim Güneydoğu cephesinde. Yani PKK kuşağı, YPG kuşağı gibi bir kuşak çıktı. Burada benim söyleyeceğim şu. Güneydoğu'yla ilgili, yani sınırlarımızın ötesiyle ilgili, Suriye ve Irak'la ilgili 100 yıl önce masa başında cetvelle buraları çizenler, buralarda taksimat yapanlar 100 yıl oranın huzurunu kaçırdılar. Sayın Bakanım, bir kısa ara verelim çünkü tabii, o bölge önemli. O bölgeyi biraz konuşmak isterim, evet, ama bir size de bir nefes, peki, aldıralım. İzleyicilerimize de. Sevgili dostlarım, kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra yine Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik'le söyleşimiz devam edecek. Birlikteyiz Bursa TV ekranlarında. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Sayın... Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bir kere daha. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik'le birlikteyiz. Devam ediyoruz. Önce Tarım Bakanlığı'nın çalışmaları, muhteşem işler, onları konuştuk. Sonrasında başkanlık sistemiyle ilgili değerlendirmelerini aldık. Tam Güneydoğu'da ve ülkemizde yaşanan sıkıntılar, aslında onların geldiği kaynak Suriye ve Irak ve orada ortaya çıkan terör grupları, onlarla devam ediyorken bir araya çıktık. Sayın Bakanım, tam da o oradan devam edelim. Çünkü çok ilişkili aslında. Evet, bir PKK terörü Güneydoğu'da zaten 30 yıldır sürüyor. Ciddi adımlar attı AK Parti. Siz Urfa'da bunu birebir yaşadınız. Çözüm sürecinde Urfa'daydınız. Ve müthiş neticeler aldınız. Ama bir yerde PKK, HDP o çizgiye yeniden geri döndü. Ve Türkiye kendi çözümünü
ortaya koydu. Ama yaşadığımız sorun aslında sadece kendi içimizde yaşadığımız bir terör sorunu olmadığını şimdi hepimiz ifade ediyoruz. Belki bir dönem siz onu ifade ediyordunuz ama Türkiye'nin bir kısmı aslında bunun Türkiye'nin kendi içinden kaynaklanan bir terör meselesi olduğunu düşünüyordu. Ama bugün öyle olmadığı gerçeğiyle yüzdeyiz. Evet. Ne olacak bundan sonra? Çok güzel özetlediniz. Yani şimdi biz sürekli belli mahviller, sanki Türkiye'de insanların birbirleriyle sorunu var. Kürt sanki bir beklenti içinde, Zaza sanki bir beklenti içinde, Arap sanki bir başka, Türk sanki. Böyle bir şey yok yani. Milletimiz bir ve beraber yani. Ben bunu Urfa'ya gittiğim zaman gördüm yani. Altlı üstlü yan yana. Yani bir komşu Zaza, bir komşu Kürt, bir komşu Türk, bir komşu Arap. Yani kimsenin kimseye bir derdi yok yani. Her gün iç içe yaşıyor insanlar yani. Huzur şehri yani. Ama bu huzuru bozmaya çalışıyorlar. Bu huzuru millete çok görüyorlar. Ne adına? Kürde huzur vereceklermiş. En büyük zulüm. Yani 30 yıldır yaptıkları zulümden başka bir şey değil. Bakın şu hani çözüm süreci denilen dönemde ben bakın oradaydı ifade ettiğiniz gibi. Ya 3 tane organize sanayi bölgesi doldu Urfa'da. Ve 5 yıldızlı oteller canlı bir şekilde yani hareketli bir hal aldı. Turizm alanları mesela biz orada Halepli Bahçe bir müze yaptık. Binlerce insan gezdim. Gezdiniz öyle değil mi? Yani şimdi 80 maalesef Bursa bir yani geleceğim bakın, o Bursa'ya ama. Bakınız şimdi o turizm merkezleri Göbekli Tepe, Harran yani diğer bütün Şanlıurfa'nın turizm merkezleri çok ciddi bir hareketli kazanmaya başladı. Yatırımcılar hızlı gelmeye başladılar. Yani her açıdan hangi açıdan bakarsanız bakın muazzam bir gelişme oldu. Ben şunu da ifade edeyim. Şimdi bakın Bursa benim yaşadığım şehir. Bursa'da sanayi bir noktaya gelmiş. Tarım bir noktaya gelmiş. Şehir büyüyebileceği kadar büyümüş. Yani ne yapacaksınız dediğiniz zaman belki çok stratejik yatırımlar yapabilirsiniz Bursa'da. Yani turizme dönük ve teknolojiye dönük bir yatırım alanları düşünülebilir. Ama artık Bursa'da bunun dışındaki alanlarla ilgili hareket alanı kalmamış. Yani. Ama Güneydoğu böyle değil. Güneydoğu bakir. Bir kere tarım açısından baktığınız zaman Türkiye'yi sırtlanıp götürecek. Omuzlayacak bir coğrafya. Tek başına neredeyse. GAP olarak baktığınız zaman Allah razı olsun kim GAP'ı düşündüyse, kim GAP'a temel attıysa yani hepsine müteşekkiriz. Yani bunun partisi martisi yok. Hı hı. Çok büyük bir proje. Muazzam bir proje. Atatürk Barajı gördüğünüz zaman insan gururlanıyor gerçekten yani. Dev bir o günün şartlarında bunların planlanması güzel. Amaç ne? O muazzam ovaların sulanması ve bereketlenmesi. Milleti insanların, insanların işe aşa kavuşmaları. Ve gelecekte tarım ve tarıma dayalı sanayi ve diğer sektörlerde Güneydoğu Türkiye'nin katma değerine yeni şeyler katacak olan bir coğrafya, bir bölge. Şimdi burada böyle olumlu gelişmeler bu huzur ortamında devam ederken baktılar ki millet iş sahibi olacak, arz sahibi olacak. İş ve arz sahibi olan birisini dağa götürebilir misiniz? Mümkün mü? Götüremeyeceksiniz. Azaldı nitekim. Bu azalmalar olunca bu gidişat gidişat değil dediler. Ve dağdan inip teslim olmaları gerekirken, silahları bırakıp defolup gitmeleri gerekirken silahları tekrar millete doğrulttular. Olayın aslı astarı bu. Bunu Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımız hepsi iyi gördüler. Yani en çok Kürt kardeşlerimiz bunu biliyor. En çok orada yaşayan Araplar, en çok orada yaşayan Zazalar bu tabloyu gördüler. Tekrar millete nasıl silah doğrulttuklarını. Yani yapılan zulmü hep başkaları zulüm yapıyor diye lanse ettiler. Devlete suç attılar. Ama şu son dönem bütün çıplaklığı ortaya koydu ki Türkiye üzerinde hesabı olanlar bir maşaları kullanıyorlar. Maşalardan bir tanesi 15 Temmuz'daydı gördük. Nasıl bir şekilde kullanıldığını. Diğer maşa ise daha uzun süreli bir şekilde silahlı olarak Türkiye'yi meşgul etmek, Türkiye'nin yerinde saymasını sağlamak, bölge insanının fakirleşmesini sağlayacak ve orada sosyal huzursuzluklar çıkarmaya dönük bir maşa. Ve bu tablo bu dönemde çok daha berrak bir şekilde çok ortaya çok net değil mi? Şimdi biz buradan bakıyoruz mesela siz bölgeyi de çok iyi biliyorsunuz. İşte kayyumlar atandı ki doğru.
Yani sonuna kadar doğru. Vatandaşın çünkü, bir tepkisi yok Ali Bey. Ya onu söylüyorum. Vatandaşın yani, böyle bir şeyi yok. Ya ben seçtim, sahip çıkacağım. 15 Temmuz'da onu dedi ya vatandaş. Ya vatandaş bunu ne, hangi şartlarda seçti? Ben şimdi öyle bir şey bilmiyorum. Söylemesi viran şehir seçimlerini. Yani biz yaşadık orada yani. Yani hangi şartlarda nasıl seçim oluyor? Yani biz mücadele edebildiğimizde ediyorsunuz ama baskıyla geliyor torba silme. Yani bunlar uyguluyor. Yani netice itibariyle silahlı örgüt bu. Terör örgütü yani. Terör örgütü ve silahlı bir örgüt. Yani efendim yani onlara bir köye gidip bir yerleşim yerine gidip oradaki oyların tümden o bir kişi tarafından o partiye verileceğini söylemeleri çok böyle kehanet falan değil ki zaten. Silahlı örgüt ne yapacak yani? Vatandaşa hayat hakkı tanımadığına göre oy hakkı tanır mı? Tabii ki tanımayacak. Tanımıyor zaten. Onun için o vatandaş o hangi şartlarda oy verdiğini bildiği için ve hizmetinde H'si gelmediği için hizmet yok. Şimdi gidin bizim ilçeleri ben gezmenizi istiyorum. Hilvan'a gidin. AK Parti belediyesidir. Gidin. Sivere'ye gidin. Gidin. Diğer ilçelere gidin. Bir de Suruç'a gidin. Gidin Suruç'taki belediyesiyle Hilvan'ı mukayese edin. İkisi de yani biraz daha Suruç büyüktür ama gidin bakın. Büyükse daha iyi. Yani daha çok hizmet olması lazım. Gelir var ama altyapı yok. Bir sosyal dinlenecek yeri yok. Hiçbir şey yok Suruç'ta yani. Şimdi biz yeniden, geçen hafta ben Suruç'a 1,5 trilyon lira, yani eski parayla 1,5 milyar lira bir acil bir Çevre Bakanlığı'ndan bir kaynak çıkardık. Ayrıca Büyükşehir Belediye'miz ve diğer imkanları şimdi bir araya getirip bir çevre yoluna ihtiyacı var Suruç'un. Olmuyor. Niye olmuyor Suruç çevre yolu? Çünkü belediye 18 uygulamasını geçirmedi Suruç Belediyesi. Öyle bir dertleri yok yani Suruçlular, 100 bin Suruçlu burada rahat etsin, onlara çeşitli imkanlar sunalım diye böyle bir dertleri yok. Şimdi ne yapacağız biz? Surucun altyapısı, üst yapısını, bütün parkını, caddesini, çevre yolunu neyse tamamlayacağız bak. Bak bakalım hizmet nasıl olmuş yani. Onun için vatandaş şimdi artık bıktı. Hani bu didişmelerden bıktı. Bu ideolojik altyapısı olmayan, halkta karşılığı olmayan bu çatışmalardan bıktı. Onun için kayyumla ilgili ancak terör örgütü şey yapıyor, tepki gösteriyor diyor. O da zaten kayyumlar diyor ben evet. Diyor bilmem ne yapacağım diyor yani. Ya sen burada adam gibi otursaydın da milletin oyuna ihanet etmeseydin, millete hizmet etseydin bugün o millet arkanda dururdu yani. Ama millet her şeyi görüyor, her şeyi biliyor yani. Sayın Bakanım bugün yeni bir gelişme, PYD Türk askerine saldırdı. İki şehidimiz var, Allah rahmet eylesin. Suriye'de yani orası bataklık dendi ama Türk askeri girdi, Türk Silahlı Kuvvetleri inanılmaz işler yaptı. Dünya şaşırdı. Tıpkı 1973'te Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki evet. Benzer hadiseler yaşandı. Bir terör yuvası, bir terör yapısı, az önce siz de ifade ettiniz, bir güvenli bölge talebi Türkiye'nin çok önceden. Bugün 3 milyon Suriyeli sadece Türkiye'de değil, Ürdün'de, dünyanın farklı coğrafyasında acı çeken insanlar belki de o bölgede yaşayabilirlerdi. Ama bugün Türkiye iradesini koydu. Bu da önemli bence. Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca zaman zaman yaşamış ama son dönemde çok ciddi bir şekilde bölgede inisiyatif alıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Misak-ı milli vurgusu var Musul'la ilgili ama Suriye ve Musul, Irak, İran açıklamaları bölgede bunlar yaşanırken Türkiye'nin ortaya koyduğu tablo, Türkiye'nin ortaya koyduğu çaba nereye gidecek? Şimdi Ali Bey önce şunu ifade edeyim. Bir ordu düşünün ki işte Ergenekon, Balyoz Badire'den sonra ciddi bir kan kaybına vuruyor. Arkadaşlar 15 Temmuz'da bir ihanet çetesi içinden çıkıyor. Bir ay sonra da sınırın ötesinde harekat yapıyor. Yani bu ancak bu bizim millet. Herhalde hastalığı. Romandır bu yani. Hadi, gerçekten öyle yani. Yani bir romanda okusanız bile roman dersiniz. Yani bir kitapta okusanız roman dersiniz yani bu. Yani adamın hayal gücüyle ne kadar geniş bir plan dersiniz yani. Ama gerçek bu. Yani bir ay önce şu ordunun üst düzeyinin tuğ general düzeyindekilerin yaptıklarına bakınız ve bir ay sonra Cerablus'taki başarısına bakınız. Yani. Bu milletin hakikaten asker milleti olduğunun en bariz göstergesidir. Yani. Onun için bütün güvenlik güçlerimize şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Hainler bu milletin ordusuyla bir ilgisi olamaz. Yani. İhanet içerisinde onlar sinsi bir şekilde beklemişler.
günü kullanmışlar milleti vurmak için. Peki de yaşadığımız, ama o bölgede yaşadığımız birçok sorunun temelinde onlar tabii, var. Tabii. Onu söyleyeyim, 30 yıldır bombalıyorsunuz. Neyi bombalıyorsunuz? Ben anlamıyorum yani. Şimdi gördük işte pilotların önemli bölümünde nelerle meşgul olduklarını gördüğünüz zaman tabii ki bu ihanet çetesinin düşmanlara dönük başarı değil, düşmanlara karşı belki Türkiye'nin daha zor duruma düşmesi için görev gördüğü de çok net bir şekilde ortaya çıkıyor yani. Onun için bunda da bir hayır vardır diyoruz yani bu neticeden sondan başa doğru baktığınız zaman. Şimdi böyle büyük bir başarıyı elde ettiler. Onun için bütün şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi burada bakınız, terör örgütünün iyisi kötüsü olmaz diyoruz ya. Ya senin benim terör örgütü olmaz. Terör örgütü terör örgütü. İşte bugün işledikleri bu vahşet. Yani bu Kobani'den ta Cerablus'a ininceye kadar, Afrin'e gidinceye kadar bir hat oluşturup burasını Türkiye'nin aleyhine bir kuşağa dönüştürme. Aşağıda Körfez'de başka şeyler oluyor. Orada mezhepsel bazı gelişmeler oluyor. Yukarıda ise bir ırk şeklinde Kürtleri etniste üzerine bir şey kuracaksınız. İyi de güzel, oradaki şehirler Arap şehri, Kürt şehri, hepsi demografik olarak farklılık arz ediyor. Nasıl tek kuşak haline getiriyorsunuz bunu yani? Yine masa başı oyunları. Yine yani aslında böl, parçala. Tabii de yine masa başı oyunlarıyla çok daha 100 yıl kan döküldü. Daha büyük felaketlerin yaşanması için yeni bir senaryo yazılıyor. Onun için Türkiye bunu gördü. Dedi ki ben bu kuşağı tamamlatmam dedi. Cerablus bölgesine gelirseniz müdahale edin. Münbiç şu anda üzerinde durduğumuz bir konudur. Ama aynı zamanda ben bakın Şanlıurfa milletvekiliyim. Akçakale'nin karşısı, Ceylanpınar'ın karşısı Arap şehirleridir. Kürt şehirleri olsa ben derim ki, bak açık söylüyorum, burada demografik olarak Kürtlerin olması lazım bir yeridir. Şimdi bakınız, biz diyoruz ki Kobani Kürt. Evet, o da Suruç'un bitişiğinde. Suruç sanki karşı karşıya. Orası Kürt. Bırakınız orada Kürt kardeşlerimiz rahat yaşasınlar. Bir dara girerlerse onların yine hamisi Türkiye. Yine kucağını Türkiye açacak onlara. Ama öbür tarafta Araplar yaşıyor Tel Aviv'de. E siz Arapların oraya sen getir PYD'nin bayrağını asarsanız orada huzur olur mu ya? Yani bu bölgeden ya bir haber kesimlerin yapmış oldukları öyle bir dert var mı ya, Sayın bir Bakanım? Bu, bir huzur derdi var mı? Şimdi onu diyeceğim. Ya bölgeden bir haber veyahut da bölge için, ki ikincisi çok daha doğru, çok sinsi uzun vadeli bir planın uygulanmasıdır şu anda. Yani huzurun H'sini, huzur adına bir şey bırakmamak ve buraları sürekli çatışma bölgesine haline dönüştürüp Türkiye'nin kendisine ümit bağlamış milyonlarca, 200 milyon halkların geleceğine su serpecek, onların geleceğini aydınlatacak Türkiye'nin huzurlu kılınmaması mücadelesi. Türkiye huzursuz kılma, Türkiye'yi içe hapsetme, 780 bin kilometre ötesine bir şey düşündürmeme şeklindeki ana projelerini şu anda orada uygulamaya kalktı. Türkiye buna müsaade etmedi. Cerablus'a girdi. Belki de açıkça söylüyorum, Musul'daki gelişmeleri dikkate aldığınız zaman ve yanı başımızdaki az önce bahsettiğim Tel Aviv gibi önemli yerleri dikkate aldığınız zaman Türkiye'nin buralara sessiz kalması söz konusu olamaz. Ama Musul'la ilgili de şunu ifade edeyim. Şimdi Musul'la ilgili eyvallah, Türkiye girmiyor. Koalisyon güçleri peşmergelerle bu işi hallediyorlarsa halletsinler. Biz gittik, Cerablus'u hallettik. Ama şimdi siz eğer oraya mezhepsel bir yaklaşımla oraya getirirseniz, yani Suriye'ye ırk merkezli, siz Irak'a eğer mezhepsel bir yaklaşım içerisine girerseniz buralar yani barut fıçısı gibi olur yani. Allah muhafaza. Allah korusun yani. Onun için Türkiye bunun ikazını yapıyor. Gidiyorsanız gidin. Ve onun emareleri ama var sayın. Var evet. Şimdi siz orada mezhep unsurlarının gelip bir katliama işi dönüştürmeleri halinde, ya bunun için mezhep yok. IŞİD bilmem neymiş. IŞİD ne Sünnidir, ne Alevi, yani Şiadır, ne Müslümandır. Böyle bir şey olabilir mi? Uygulamalara baktığınız zaman siz bunun neresine Müslüman şey diyebilirsiniz yani. Aynı şey Şia içinde geçerli. Orada da aynı uygulamalar yapan şeyler de var. Fanatikler var. O halde bunlar
bunlara prim veren, bunlara kapı aralayan bir yaklaşımın Musul ve etrafında cereyan etmesi demek, Orta Doğu'nun yani dinamitlenmesi demek. Türkiye'nin mutlaka temeli orada olması lazım. Evet. Çünkü çok önemli Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani bu mezhep meselesiyle ilgili söylediği, hepimiz Müslümanız. Ve bu coğrafyada bizi bu şekilde kırdırmak isteyenler aslında bu coğrafyanın huzurunu filan da istemiyorlar. Yani az önce ifade ettiğiniz bu coğrafyanın uyanması, Türkiye'nin her geçen gün güçlenerek çıkması sadece coğrafyayı ilgilendirmiyor Sayın Bakanım. Ta Malezya'dan ta Afrika'ya kadar bütün ümmetin yeniden uyanışına vesile oluyor. Yani bu müthiş bir çağ. Yani burada büyük oyunlar var. Türkiye oynanan bu oyunları satır satır takip ediyor. Ve Türkiye ilgililerle sürekli temas halinde. Kısa vadede ne olur? Yani buradan bir barış çıkabilir mi bölgeden? Şimdi Türkiye mesela Cerablus'a girdi, ilerliyor. Bu Suriye'de dengeleri bozdu. Şimdi Rusya ile Türkiye'nin yakınlaşması, Amerika yalnıza düştü. Bakınız kimse, Ali Bey, kimse araziye inip köklü bir temizlikten yana değil. Yukarıdan bombamı atarım, aşağıdakiler ne yaparsa yapsın. İyi de yukarıdan attığınız bomba isabet ettiği işte Halep'te binlerce, yüz binlerce çocuk. İnsan, kadın, yaşlı, çaresiz. Yani bu insanlara bombayı yağdırıyorsunuz, Rusya ve Amerika fark etmez. Bu mudur sizin o bölgeye vereceğiniz çözüm? Bununla bir çözüm gelmez ki. Onun için Türkiye diyor ki, oralarda yapılacak operasyonlar varsa o operasyonlar yapılabilir. Hava harekatı da yapılabilir. Ama bir halkları, oradaki vatandaşları güvence altına alacak bir çember çizersiniz, bir güvenli bölge yaparsınız. O insanlar oraya sığınır. Orada tüm uluslararası unsurlar gerekli gıda ve benzeri desteği sağlar. Ama öbür tarafta temizlik, terörle ilgili ne mücadele vereceksiniz verin. Ama öyle değil. Direkt halklara dönük büyük bir kıyım yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Ama Türkiye gördüğünüz gibi direkt terör örgütüne dönük 3-5 şehri hemen hızlı bir şekilde kısa süre içerisinde temizleyecek bir harekatı dünyaya gösterdi. Şimdi Musul'da da öyle. Yani yukarıdan bombardımanlarla bu işleri çözmek mümkün değil. Mutlaka sivil ve kara harekatı, evet, şeklinde bir harekata ihtiyaç var. Burada eğer sivil halka dönük bir yanlış uygulanma, bir mezhepsel şey olursa tabii ki Türkiye orada seyirci olması söz konusu değil. Bir göç söz konusu olabilir mi? O risk her zaman var. Hazırsınız. Tabii. Şu anda mesela biz aynı zamanda Tarım Bakanlığı olarak da Cerablus ve orada civarda alınan şehirlerle ilgili oradaki tarımsal imkanların nasıl yani? Türkiye tabii ki çünkü heyetlerimiz gittik geldiler, Cerablus'a gittiler. Mesela tohum talepleri var. Buğday ve benzeri tohum talepleri var. Onların karşılanması ile ilgili çalışma yapıyoruz. Ekecekler. Hayvan bazen çok az sayıda olsa hayvanlarla ilgili buraya hayvanın getirilmesiyle ilgili talepler var. Yani tarımsal faaliyetlerle ilgili bizden önemli bazı görüşmemiz oldu, talepleri var. Bunları görüşüyoruz ve karşılıklı temin edeceğiz. Allah kolaylık versin inşallah. Hakikaten bu coğrafya önemli. Yani sorumluluğumuz ne kadar büyük. Yani hakikaten sadece Türkiye değil işte. Cerablus'la ilgili ifade Türkiye ediyorsunuz. Bunlardan kaçamaz Ali Bey. Tarihi misyonumuz bize bu sorumluluğumuzu omuzumuza yüklemiş. Yani biz bu halklara, bu insanlara sahip çıkmak durumundayız. Ya gittiğiniz zaman coğrafyalarda onu görüyorsunuz Sayın Bakanım. Balkanlara gidin, insanlar bakıyorlar Türkiye'ye ve gurur duyuyorlar. İşte bu anlattıklarınızdan, Türkiye'nin aynen, gösterdiği başarıdan gurur duyuyorlar. Şimdi yurt dışı Türklerden sorumlu olduğum zaman Balkanlara da biliyorsunuz çok emeğim oldu. Yani bakanlıklarınız diye teşekkür ettim. Yani Kosova'dan. Otika'da yaptıklarınız tabii. Balkanlarda yani tarihi ortaya çıkardınız aynen. Orada. O yani, hakikaten. Prizren'de, Priştine'de. Makedonya'da, Üsküp'te, Kalkandelen'de, Bosna'da, Mostar ve Konik Köprüsü o başta olmak üzere yani Bulgaristan'da özellikle Cebel Meydanı aklıma geliyor şimdi Cebel Meydanı'nı çok kısa 32 gün içerisinde yaptık. Saat Kulesi de dahil, kafeteryası
ve benzer müştemilatıyla beraber birçok o Balkanlardaki hizmet orada görüyorsunuz. Türkiye'nin güçlü olması onların kendilerinin güçlü olmasından çok daha önemli. Yani öyle dua ediyor insanlar. Diyorlar ki siz olun da siz olursanız biz bunun varlığımızdan bahsedebiliriz. Biz böyle olsak da önemli değil. Önemli değil diyorlar. Şimdi siz anlatıyorsunuz. Urfa'yı az önce anlatıyorsunuz. Heyecanınızı görüyorum. Üzülüyorum. Yani şimdi ya bir şekilde siz bir ihtiyaçtan Urfa'ya gittiniz. Yani bir gurbettesiniz aslında. Yani Bursa size hep öyle bakıyor. Yani Urfa'ya işte şöyle gitti diye kimse bakmıyor. Bir gurbet olarak görüyor ve bu dönem bunun bitmesini bekliyordu Bursalılar. Ve o konuyla ilgili de aslında bir çaba da gösterdiler, talep de ettiler. Sayın Bakanımızı yeniden Bursa'ya istiyoruz diye ama Urfalılar yani sizi bırakmadılar. Yani Urfalılar Bursalılardan çok daha yani yoğun bir şekilde talep ettiler. Ya Bursa mesela, Bursa'yı özlüyor musunuz? Ya ben Bursa'yı özlemek değil, Bursa'ya geliyorum zaten, gidiyorum. Bursa Türkiye'nin güzel şehirlerinden bir tanesi. Gelişmiş, nispeten tabii ki birçok ile mukayese edilmeyecek özellikleri olan güzel bir şehir Bursa. Bursa'yı özlememek diye bir şey olmaz tabii. Bursa'yı özlüyoruz. Ailem orada, anne babam orada. Mezarlığımız orada oluşmuş, mezarlar orada, yani yaşlılarımız, büyüklerimiz oradalar. Dolayısıyla Bursa farklı bir şehir tabii. Bu bizim Bursa'dan gidişimizin parti açıdan değerlendirmesi var. Başka açıdan değerlendirmeleri var. Çok anlamlıdır bizim Bursa'da yaşadıklarımız. Hı hı. Ben geçen hafta gazetecilerle bir araya geldim. Onlar bir de Bursa'da çok özlenen bir şeydir o. Siz Bursa'da mesela en farklı kesimlerle, hiç kimsenin diyalog kurmaktan uzak durduğu insanlarla yani siyasette diyaloğu, bütün siyasi hayatınız boyunca böyle bir diyaloğunuz var. Şimdi Bursalıların hepsini Faruk tanıyoruz. Faruk Çelik mesela, bütün herkesin Faruk Çelik. Yani biz Bursalıların tümüyle irtibatlıyız. Kimse arasında bir ayrım yapmadık. Kimsenin ekmeğiyle oynamadık biz. Yani. Oynamayız da zaten. Yani yani bir insan ekmeğini kazanması zor bir iştir. Yani dolayısıyla insanlara gücüm var diye biz hiçbir zaman hareket etmedik. Herkesi kucakladık. Güçlüyken biz güçsüz görünmeyi uygun bulduk yani. Onun için benim Bursa'ya hiç kimseyle bu yönüyle bir derdim olmadı. Bizim ağırlıklı derdimiz partiyle, parti bünyesindeki hesabı olan bazı arkadaşların çıkardıkları anlamsız dedikodulardı. Onun için ben pazar günü gazeteci, cuma günü gazeteci arkadaşlarla otururken kalabalıktı Bursa'ya gazeteciler. Ya Hodri Meydan, bir siyasetçi, şimdi bak televizyonda şimdi Bursalılar bizi izliyorlar. Sorulan her soruya açık olması. Bakınız. Yüreğiniz buna yetiyorsa siyaset yapacaksınız. Her şeyi sorun. Özel genel. Aklınıza ne geliyorsa soruyu sorun. Eğer o soru benim yüzümü kızartıyorsa, o altından kalkamayacağım bir soru, siyaset yapmayacaksınız. Hayır, özgüven sahibiyseniz, yaptığınız işler doğruysa o zaman siyasete hizmetine de devam edeceksiniz yani. Şimdi ben onun için bugüne kadar kim ne sorarsa sorsun. Yani. Mesela Bursa özelinde siz diyorsun şimdi. Ne sorarsanız sorun. Geçmişimle ilgili de her türlü hesabı verebilir. Maddi manevi hangi konuda sorarsanız sorun. Ama iftira çok kötü bir şeydir. Geçmiş yıllarda ben bunları çok yaşadım. Aleyhimde Ali Bey, siz de yazar çizersiniz. Yani aleyhimde çok yazan insan oldum. Evet. Soruyorum. Çıksın birisi söylesin. Şimdi yüzüme karşı söylesin. Yazmaya gerek yok. Çıkın söyleyin. Niye onları yazdınız? Niye bugün ters döndünüz? Başka niye bugün lehe döndünüz? Dün aleyhte, bugün lehte. Niye? Söyleyin bakalım. Ya, bir siyasetçi için mesela çok acı mıdır siz hakikaten Bursa'ya yaptığınız yatırımlar? Anlatılmaz. Bursa'da olduğunuz dönemlerde. Özellikle Yıldırım'a. Yani o zaman farklı bir partide siyaset yapıyordum. Size teşekkür ediyorduk. Çünkü evet. Bursa'ya, Yıldırım'a yaptığınız yardımlardan, yatırımlardan dolayı. Maalesef tabii Bursa o konuda da, Bursa'da bu nerede bu yatırımlar sorusu yüksek sesle soruluyor. Şimdi bu yapı meselesi bakınız. Şimdi siz söylüyorsunuz Suruç'a 1,5 trilyon hemen şöyle gitti. Ben şunu diye söyleyeyim efendim. Urfa'ya geldim Sayın Bakanım. Ya insan kıskanıyor.
Ya tabii ki terör olayları olmazsa Urfa çok daha farklı şehir olacaktır şimdi. Ben açık söyleyeyim, daha da ileri gidecektir Urfa. Bizim hedefimiz 7 tane organize sanayi bölgesiydi. Ve onu yakalayacaktık biz yani Urfa'da. Ama terör bir anda turizmi kesti. Bir anda yatırımlara bir sekti. Halbuki Urfa huzur şehri. Urfa'da huzur var. Ama şimdi bunu şey yapamıyorsunuz ki. Yani vatandaş şimdi batıdan bakınca sanki bir büyük huzursuzluk varmış gibi. İşte tabii Suriye komşu olmasının, birçok göçmenin yani Suriye sığınmacılarının orada olmasının getirmiş olduğu bir dezavantajlı atmosfer oldu. Yoksa ben Urfa böyle kalkınma açısından patlamaya hazır bir şehir potansiyeli itibariyle, genç nüfus var. Birçok özellikli olan bir şehir. Bursa'nın da bir sürü özelliği var. Şimdi Bursa'nın da birçok özellikleri var. Şimdi biz Bursa'da şunu söylüyordum ben. Ya ben çalışma kolik bir insanım yani. Ben için çok çalışınca, çok üretince, çok gayret edince bir de zannediyor ki acaba ne yapıyorlar? Ya ben çalışma hakikaten hastası bir insanım. Eğer Bursa'nın bir sorunu varsa, onu ben üstlenmişsem, onu bitirmeden ben rahat edemem. Bakın Karaköy yanmıştı Mustafa Kemal Paşa'da. Hı hı. 4 ayda Ali Bey, 4 ayda Aralık ayına kadar biz Mustafa Kemal Paşa Karaköy'ü sil baştan yeniden inşa ettik yani. Nasıl inşa ettik? Kanun çıkardık. 30 Haziran, hiç unutmuyorum. 30 Haziran'da TOKİ'ye para aktarma ile ilgili, AFAD'ın TOKİ'ye para aktarması ile ilgili kanun çıkardık. O kanundan sonra birçok Van başta olmak üzere TOKİ tarafından yapıldı. O kanun sayesinde. Çünkü AFAD para kullandıramıyor TOKİ'ye, ancak kanunla düzgün kullanabiliyor idi. Ve 4 ay içerisinde o Karaköy'ün yeniden inşa edilmesini sağladık. Dertlenmek bakınız. Ta 1967'den kalma Varto depreminde Varto yıkılmış. Daha bizim döneme 2007-2010'lara kadar o duruyordu. Daha bitmemiş. Yani Karaköy onları da kurtardı. Karaköy tabii. Çok hızlı bir şekilde Karaköy'ü biz inşa ettik bakınız. Bunun gibi o kadar şeyler yaşadık ki biz mesela Bursa'da, ama biz dertlendik. Şu anda millet Merinos'tan biniyor yahut da şey diyelim Acemler Kavşağı'ndan doğru çevre yolundan Yıldırım'a çıkıyor. Öyle değil mi? Evet. Yani Şirinevler Mahallesi'nden geçiyor, arabaya tan Yavuz Selim'in altından geçiyor. O Ankara asfaltına çıkıyor vatandaş. Yakın çevre yolu. O yolun için özel kanun çıkardık bize. Eğer o kanun çıkmamış olsaydı, Bursa şimdi Erdem daha... Saker döneminde çıkan milli emlakla ihtilafta milli emlak davayı kazanınca o yol kapandı. Ancak kanun çıkarırsanız, MERA kanununda değişiklik yaparsanız, ki zor bir kanun, o kanunda değişiklik yaparsanız o yol açılabiliyor idi. Biz onu değiştirdik. Yeni bir kanun çıkardık ve 150 bin hanedir o komple. Araba Yatağı, Yavuz Selim, Şirin Evler, ta o tarafları kapsayan planlardaki iptalden dolayı o arazilerin tamamı milli emlağa geçecekken hem vatandaşları kurtardık hem o yakın çevre yolunun açılmasını sağladık. Hatırlayın, Merinos devredilemiyordu Türkiye'de. Nereye devredildi? Üniversiteye verelim, oraya verelim, buraya verelim. Bakın onu aldık, belediye aldık, hatırlayın. Adliye öyle kaldı mesela. Bakın, yani siz o gün hani, adliye bitmişti aslında. Adliye, yani hatırlayın, yine biz dert edindik. Getirdik, o zaman Ahmet Bey'di savcı, Hürmet Başsavcısı. Getirdik karayollarının yerini özelleştirmeden aldık. Oraya o tabelaları çaktık. Ama onu iptal etti, durdurdular. Anlamak mümkün değil. Şimdi 100 bin metrekareydi orası. Selçuklu mimarisinde bir binaydı. 100 bin metrekare 3 senedir hizmet verecekti şimdi. 3. senedir şu anda. Onun dışında sosyal güvenlik binasını görüyorsunuz, eski tekel binası. Evet. Muazzam bir eser. Çalışma Bakanlığı dönemimizde. Biz orasını sosyal güvenlik binası olarak Türkiye'nin en muazzam binalarından birini haline dönüştürdük. Buna karşı Mahvel bizim Bursa hediyemizdir yani Çalışma Bakanı olarak. Mahveli, Sümerbank binası, Bağkur binası, Altıparmak'taki SSK binası. Ya heyecan... Bunların hepsi. Bak, sizin heyecanınız bile o gün şehrin ya, aslında... Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Ben yeni genç siyasetçilere, milletvekillere de onu söylüyorum. Arkadaşlar belki yanlış anlıyorlar. Dertlenmezseniz hiçbir şehrin sorunu çözülmez. Siyasetçi böyle bir şeydir yani. Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl geçiyor denizin altından, nasıl geçiyor köprünün üstünden, nasıl geçiyor Osman Gazi Köprüsü? Ya dertli adam. Dertli. Bize de diyor ki siz de dertlenin diyor. Biz öyle yetiştik yani, ben açık söyleyeyim. Bursa'nın sorunu çözülmeden
üstlendiğini, söz verdiğini sorun çözülmeden rahat etmeyeceksin arkadaş. Hiçbir sorun seni ilgilendirmiyorsa bu siyaseti yapmayacaksın kardeşim. Bu kadar basit yani. Ayşe bunu konuştuğunuz zaman ya ben bugün böyle değilim ki, ben dün de öyleydim arkadaşım. Ben şimdi sayarım tamam. Siyasete Mazlumlar Köyü'nün büyük oranda köprüsüyle başladım ben. İzni'nin çevre yolunu söyleyeyim ben size. Bursa büyük çevre yolunu söyleyeyim, kavgasını söyleyeyim. Karacabey'in köprüsünü söyleyeyim. Orada kaç kişi hayatını kaybediyordu Karacabey'in? 167 günde yaptık orasını. Ya da 82 günde mi hatırlamıyorum şu anda. Yanılmıyorsam o civarda 5-6 ay içerisinde o köprüyü yaptık. Çok kısa bir sürede. Mustafa Kemal Paşa'nın köprüsünü söyleyeyim ben size. Yani hangi bir hizmet yerini söyleyeceğim? İnegöl'ün girişini söyleyeyim. İnegöl'ün köprülü kavşağı yoktu. Yenice'nin köprülü kavşağı yoktu. Yani Turan Köyü var orada, bakın Turan Köyü'nün orada alt geçit, Ümit Alan Köyü'nün alt geçidi yoktu. Hayvanlarla birlikte insanlar telef oluyorlardı. Yani bunlar böyle, bakın benim hemen aklıma gelen şeyde İncebel'i mi söyleyeyim Orhaneli'nin? Orhaneli'nin hastanesini söyleyelim. Orhaneli spor salonunu söyleyelim. Keles'in hastanesini söyleyelim. Yoksa Büyük Orhan'ın yüksek okulunu söyleyelim. Yoksa Harmancı'nın sulamasını söyleyelim. Ben bunlar hafızam mı hepsi? Niye? Orada dertlenmişim. Ve mesela Trilya'nın yolunu mu söyleyeyim? Trilya'nın yolunda iki araba yayına geçemiyordu yani. Muhteşem şimdi. İki ay içerisinde orasını biz genişlettik, geçtik, gittik. Ama neler neler, bakın neler yaşandı yani. Yoksa tapu daire, Türkiye'nin en modern tapu dairesidir Yıldırım'a yaptığımız. Yanı başına şey söylemeyen oradaki. Bakın yanı başında Zübeyde Hanım'ın oradaki Sağlık İl Müdürlüğü gelecekti. Yedi dönüm yeri var orada. Oraya da Sağlık Müdürlüğü yapılacaktı. Metronun ağzı. Bursa'nın neresinden binersen bin, kapısına iniyorsun. Öyle değil mi? O Zübeyde Hanım'ı da genişletecektiniz orada. Sağlık İl Müdürlüğü oraya katacaktı. Hepsi orada kaldı. Burada kaldı. Şehir hastanesi mesela ne güzel olacaktı. Samanlı'da yapılmış olsaydı. Tıp fakültesi Batı'da. Niye bu projelerle ilgili mesela siz bu kadar açık çağrı yapıyorsunuz? Bakın ki şu anda sorun, konuşun, hesap sorun. Yani hani dedikoduyu bırakın diyorsunuz. Tabii ya. Ve sizin o zamanda, bu zamanda, yani şimdi Bursa'da yoksunuz 7 senedir. Yine sizinle ilgili dedikodular bitmiyor. Yine sizinle ilgili bir takım konuşmalar. Hani merdiven altı diyorlar ya, öyle. Yani ortaya çıkan da pek yok tabii. Yani ama hemen o projelerle ilgili bir takım şeyler ortaya çıkıyor. Sonra bakınız herkes şunu söylüyor, diyor ki ya keşke keşke Faruk Çelik. Ya bakınız bunlar, bu dedikodular falan önemli değil. Bak tekrar ediyorum. Hizmet işi dert işidir. Hizmeti ancak dertlenirseniz yaparsınız. Başka türlü yapamazsınız. Laf üretirsiniz ya. Ben bu söylediklerim yapılması gereken işler. Bunlar yapılmış. Daha yapılması gerekenler var. Bir geçmişe dönük yani hafızanız olacak şehirle ilgili. Bak ben şimdi Urfa'nın bütün yerlerinde ne yapılması gerektiğini biliyorum. Bunu anlatıyorum. Ben örnek alın diyorum ben genç siyasetçilere. Tecrübelilere bir şey dediğim yok. Ben biliyorum diyenlere. Bak Bezücü, Sivere'in Taşıkara köyü var. Sivere'ye 10 kilometredir. Ben 2012'de söz verdim adamlara. Bak keşke izliyorlarsa söyleyeyim. Dedim bu köyün yolunu yapacağız dedim. Yapılmamış daha. Şimdi onunla ilgili de 500 bin lira para çıkardık. O Taşıkara köyünün yolu yapılacak dedik. Bak neyi anlatmaya çalışıyorum. O hafızanızdan çıkarsa politikacı olursunuz. Siyasetçi olamazsınız. Ha. Ama o sizin o zaman verdiğiniz söz eğer kafanızda duruyorsa siz siyasetçisiniz. Hele onun çözümünü de sağlıyorsanız tamam işte. Türkiye'nin aradığı siyaset adamları bunlar. Ya o zaman herhalde bu kadar net sorun bana ne istiyorsanız diyebiliyorsunuz. Evet tabii. Tabii çok rahat. Niye? Ben mesaimi Bursa'nın, Urfa'nın, Türkiye'nin hizmetine harcıyorum. Ben Tarım Bakanıyım 9 aydır. Dilediğinizi sorun. Niye? Hodri Meydan. Ben 9 ay boş geçirmedim ki. Ben 9 ay ürettim. Ben tarımdaki sorunları, hayvancılıktaki sorunları çözme gayreti içerisindeyim ben. Ben Bursa'da 9 yıl, 4 yıl bakanlık yaptım Bursa'da. 5 yıl grup başkan vekili yaptım. 9 yılı sorun. Ne yaptım acaba ben Bursa'da? Tek tek hepsini sayarım. Bu hafıza. Onun için örnek verdim Taşıkara köyünü. Onun için örnek verdim Bursa'daki 9 yılı. Ama esas mesele hafızanın yanında bu birikimin üzerine geleceği nasıl bina edeceksiniz? Yani gelecek vizyonunuz nedir? Şehirle ilgili vizyonunuz büyük değilse, ülkeyle ilgili vizyonunuz büyük değilse küçük projelerde, küçük dedikodularda boğulursunuz.
Onun için bize dedikodu yapanlar 400 sonra tam 400 sonra pişman olurlar. Gelir derler ki abi bir hakkını helal et. Niye? Ben sana bir şey yapmadım ki diyorum. Ama o bana yapmış çok şeyi. Hakkımı helal et. Ucuz mu bu iş ya? Bu iş bu kadar ucuz mu? Gelecek vizyonu oluyor. Mesela neydi? Biz konuştuk Bursa'da. Mesela şimdi belediye başkanımız Recep Bey gayretli çalışıyor, mücadele ediyor. Kolay değil tabii, Ankara'dan kaynağında gelmesi gerekiyor. Yalnız Bursa kaynakları yeterli olmayabilir. Mesela bir tanjant yolunu açalım dedik, açılamadı. Bursa'nın acil yukarıda dağın eteklerinden Kuştepe'den çimento fabrikasına Bursalıların yürüyecekleri bir 4-5 metre genişliğinde bir yola ihtiyacı var. Sınırlayacak bir yol. Bursa için acil bu. Bursa'nın dikey yollara ihtiyacı var. Bunları 2007'de, 2008'de konuştuğumuz için, planladığımız için söylüyorum. O zaman Özgen Keskin Bey'di şeyde, belediye başkanı. 4 tane yer belirledik, güzergah. Tek taraflı yolların istimlak edilmesi gerektiğini. Onlar bir yere kadar geldi o zaman. Söyledik. Bakın bunlar açılması lazım. Fakat inemedi aşağıya işte zaman. Dikeyine yollar açılması lazım. Yatayına yolların açılması lazım. İhtiyaç varsa ovadan bir tane daha yol geçin. İlgili bir yerden bir yol daha geçin. Ama bu acil, çünkü Bursa nüfusu büyüyor. Hatırlarsınız ben ayrılmadan önceydi. Bu bütün eski arşiv gazeteyi açarsanız Bursa Türkiye'nin 3. şehri olmaya namzettir yani. İstanbul, Ankara, Bursa olur. İzmir'i geçebilir Bursa. O potansiyel var. Zaten şimdi 45 dakika İstanbullular gelip yeter. Evet. O halde bu altyapıyı oluşturmak gerekiyor. Ama şimdi Bursa'nın bir şey daha söyledim. O zamanlar ben şimdi bugün konuşmuyorum. Bugün konuşsam bir kez yanlış anlayabilir. Ben eskiden konuştuklarımı anlatıyorum şimdi bakın. Niçin bunları söylüyorum Ali Bey? Geçmiş birikim, hafızanın bir de vizyonu olsun diye söylüyorum ya. Bugün yalnız bunu söyleyeyim. O zaman da vardı bu vizyon. Diyorum ki geçmişte bunları yaptık. 2007'den bahsediyorsun şimdi, Sayın Bakanım. 2017. Tabii. Şimdi bakın. Yani, o zaman dedik ki şimdi bizim Ulaabat Gölü var ya. Evet. Orada 2000 küsür dönüm yer var. Komple o dağ eteğine doğru da çıkan yerleri komple biz Disneyland gibi bir yer yapalım. Oteller yapalım. Oteller hem Gemi Körfezi'ni görüyor, hem Ulaabat Gölü görüyor, hem Uludağ'ı görüyor. Oraya otelleri koyalım. Aşağıya komple eğlence merkezleri işte, çocukların su oyunları, her şey, çünkü su imkanı da var orada bol miktarda. Bir de Körfez'le Ulaabat'ı bağlayacak kanalın genişletilmesi ve oradan yelkenlerin gidip geldiği bir atmosfer Körfez'e. Belki ileri doğru teleferikle Uludağ'a bağlayın. Bir taraftan Disneyland'da 2 gün kalacak adam otelde kalacak, çıkacak Uludağ'da kayak yapacak, tekrar inecek aşağıda otelde kalacak. Hatta bir ara bir termal merkezi mutlaka Bursa'nın o özelliğini kaybetmemesi lazım Bursa'nın. Termal merkezi Disneyland gibi büyük bir su oyunlarının yoğun olduğu bir eğlenme, bir dinlenme merkezi ve Uludağ gibi milli parkın olduğu imkanları birlikte değerlendirecek bir cazibeyi oluşturacaksınız ki Bursa transit yeri olmasın. Gelsin, alışverişini yapsın, esnafı istifade etsin, çarşısı, pazarı istifade etsin diye hareketli bir ticari hayata dönüşsün diye bunlar söylemiş. Ya bunlar benim o zaman konuştuğum şeyler. Bunlara yeni ilaveler yapılabilir. Yani bunlara yeni projeler ilave etmek gerekiyor. Niçin bunları söylüyorum? Biz ila nihayet siyaset olacak değiliz ki. Bursa'da yaşayacağız ama. Bursa'da yaşarken Bursa'nın birçok açıdan huzurlu, yaşanabilir bir kent olma özelliğini kaybetmemesi gerekiyor. Şimdi gidin Mudanya'da işte ben görüyorum, üyesine gidiyorum. Yani Mudanya ne hale geldi ya? O Mudanya gibi. O değil mi? O ya, güzel bir dağ. Dağın eteklerine gidin ya. Bütün zeytinlikler, meydin, her taraf, yani her taraf imara açıldı. Yani genelde baktığın zaman Mudanya soluk yeri ya. Yani hastalar gelip Mudanya'da tedavi olmak için geliyor. Doğru değil mi? Evet. Öyleydi. Solunum rahatsızlıkları olanlar oraya geliyorlar. Güzel yalıda Mudanya'da. Tabii. Ya bu özelliği olan kaç tane ilçe var ya? O sahil boyu gidin. Hepsi elden geçirilmesi gereken bir değer yani bunlar. Gemlik risk içerisinde. Belediye başkanımız geçen hafta da görüştük. Hani o risk içeriyor. Onların mutlaka gemliğin daha
sağlıklı bir yere taşınması ve aşağısının rahatlatılması gerekiyor. Aksi takdirde İznik Gölü'ne doğru o fay hattı çok sıkıntılı. Yani gemi bu yönüyle ele alınması gerekiyor. Yani Bursa bu. Cennet şehir, güzel şehir. El birliğiyle ben arkadaşlar söylüyorum, benim elimden bir şey varsa ben her zaman yardımcı olurum dedim ama zamanın boşa harcanmaması gerekiyor tabii yani. Onun için genç siyasetçi arkadaşlar, Ankara'dan hakkını alacaksın. Kimse kimseye şey vermez. Yani buyurun efendim şu imkanı verin de şunu yapın diye bir şey yok. Onun için ben siyasette bir şeyi daha yine tavsiye ediyorum genç siyasetçilere. Kendini bağlayacaksın. Diyeceksin ki ben Bursa'da siyaset yapan Ahmet Mehmet olarak 1, 2, 3, 4, 5, 10 10 tane projeyi Bursalılara bu dönem içerisinde taahhüt ediyorum diyeceksin. Çalışacaksın ama derisine. Bunu söz verdiğin zaman siz kendinizi bağlamış oluyorsunuz. O proje siyaseti. Oraya endeksli olacaksınız ve sonunda da gelip diyeceksin ki ey millet söz verdiklerimi buyurun yaptım. Şu eksiklerim var ama şunları yaptın diye milletin karşısına çıktığınız an siyasetçi olursunuz. Yani bu kadar çok. Yoksa öbür türlü günler geçiyor, günler akıp bitiyor, 4 yıllar, 3 yıllar bitiyor. Elde avuçta bir şey olmuyor. Zaman geçmiş, tükenmiş oluyor. Buna şey yapamak. Fakat tabii yani bir taraftan üzücü bir takım hadiseler yaşıyorsunuz ama bir taraftan müthiş sevindirici hadiseler yaşıyorsunuz. Sizin Urfa'ya gidişiniz, her seçim döneminde Bursa'dan o kadar çok insanın sizin peşinizden, sizin bir çağrınız yok. Bir kişiyi bile Urfa'ya gelin çalışmaya katılın ya, demediğinizi hayır, biliyoruz. Nasıl geliyor, biliyorum nasıl da. İşte bu anlattığınız siyaset yöntemleriyle herhalde. Ben çağırmıyorum. Çünkü bu seçimde bile onu duydum insanlardan, Urfa'ya gelen insanlardan. Ya heyecan duydum, gittim heyecanlandım, geldim Bursa'da araziye indim diyen insanlar. Şimdi tabii tarz önemli. Siyasette bir kere benimle siyaset yapanlar bilirler. Gece 3'e kadar uyumak yok. Yani kapı kapı gezeceksiniz, insanla ilgileneceksiniz. Ben yanılmıyorsam Baba Sultan Köyü'ydü. Gece 3'te gittik orada toplantıya. Yani bir göletle ilgili bir sorun vardı. Yanlış bilgi vermişler. Gittik gece 13 çözdük mesela. Unutmuyorum yani. Şimdi bu şekilde canlı ve hareketli bir şey yaşadığınız zaman tabii siyaseti seven insanlar bunu arzuluyorlar. Sevmeyen insan, akşam yedi diye yapmayı düşünen insan için de bunlar işkence gibi gelir yani. Ama ben tarzım böyle. Urfa'da da öyle. Biz gece 2-3'lerden erken ben yattığımı hatırlamıyorum yani. Gece 2-3'lere kadar halen görüştüğüm, irtibat kurduğum bir sürü insan vardı. Ki bu dönem seçimde ben çok farklı yöntemler denedim. İnteraktif. Türkiye örnek çalışmalar yaptım. Buradan konuşurken 10 bin tane bayanın öğlenleyin, 10 bin erkeğin akşama beni dinlediği ev sohbetlerine katıldım yani. Aynı anda 10 bin kişi izledi yani. Bunları yaptık. Şimdi bu Urfa'ya gelmelerinin sebebi bu ama ben bu arkadaşların gelen Bursalılarla ilgilenemedim desem doğru. Yani hiçbirisine hoş geldiniz, çay mı içersiniz, çiğ köfte mi yersiniz diyemedim. Neden? Gerçekten de yoğun programlar vardı. Yalnız merhabalaştık. O kadar sağ olsun onlar da her seçimde o nezaketi gösterdiler. Çok kalabalık gruplar halinde geldiler. Bazen seçim çalışmamıza iştirak ettiler. Bazen çayımızı içtiler. Kıskandırıcı bir şey de yani siyaset yapanlar açısından da çok kıskandırıcı ama örnek alınacak o kadar çalışmanız, çabanız var ki yıllar geçse de insanlar sizinle yol yürümelerini, dostluklarını, bu önemli bir insan için, siyasetçi için. Valla Ali Bey, 200'lü olmayacaksınız. Allah insanları tek yüzlü yaratmış. Bu kadar net. Yani hesap, günü hesap vereceğiz. Doğru mu? O halde ne yapıyorsam, sizin için ne düşünüyorsam bu tek yüzlü düşünmem gerekiyor. Şimdi burada başka. Buradan çıktıktan sonra başka bir yüz kullanırsanız, maske kullanırsanız bir gün kendinizi ele verirsiniz. Onun için ben siyasette yine bir tavsiye bu. Kaç tanesini yazdılar bilemiyorum siyaseti sevenler. Tek yüzlü olmaya çalışsınlar bakın. Allah'ın da hoşuna giden budur. Yani doğrusu da budur. İnsanların hoşuna gidecek olan da budur. Hesap verme açısından da insanı güvenli kılacak olan budur yani. Ben böyle geldim yani. Onun için
Ben yüzleşmeleri yalnız halka karşı değil, hesap vermeleri yalnız halka karşı değil, parti içinde uygulamışım diye. Evet, yani Bursa'ya gelip o salonlarda da bu çağrıları yapmış. Partinin toplantılarında ben yapmışımdır. Buyurun Hodri Meydan demişimdir. Ben orada kalmışımdır, birileri kaçmak zorunda kalmıştır ya. Çünkü niye? İkiyüzlülük var ya. İkiyüzlülük. Bunu yaptığınız an işte kötü bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Ben Bursa'ya 63 gün sonra 2011 yılında Urfa seçimlerine geliyorum yorgun argın. O gün beni hem İnegöl'de karşıladılar, hem Ümit Alan Köyü'nün girişinde karşıladılar, hem Kestel'de karşıladılar. Bundan rahatsız olur mu? Bu ne güzel bir şey ya. Bu ne güzel bir şey. Yani bir partinin bakanı karşılanıyor. Bundan rahatsız olan ucuz insanlar. Hmm. Ufak insanlar. Basit insanlar. Kendisini idare etmekten bile aciz insanlar. Ama ben bunları hiç yuttum bakınız. Aleyhimde bir sürü şeyler konuştular, konuşturdular. Parti büyüklerini de konuşturdular ya. Ama biz bunları duymadık. Hiç duymadık ya. Sabrettik ya. Niye sabrettik? Çünkü partimizin bu ülkeye büyük hizmetler yapacağına inanıyoruz. Onun için ucuz konuşanlar. İşte FETÖ terör örgütü şimdi çıktı. Ortaya çıktı. Araştırsınlar bakalım. Bu olup bitenler, Bursa'da olup bitenlerin, geçmişten bugün olup bitenlerde bu FETÖ'nün ne gibi etkileri var? Bir araştırsınlar bakalım. Bir araştırsınlar böyle, baksınlar. 2009'da ne olmuş, 2006'da ne olmuş, 2005'te ne olmuş? Kim, kiminle oturup kalkmış? Kim ne hesaplar yapmış? Kim ne dedikodular, ne sahte dosyalar götürmüş? Ta Cumhurbaşkanımıza, yani o zaman başbakandı. Neler götürdüler, kimler götürdü? Çok acı ama bu. He? Ve bugün de o örgüt ortaya çıktı. Dün Bursa'da kim kimi alkışlıyordu? Neyi alkışlıyorlardı yani dün? Kimse unutmuyor ama yaşananları. Bunlar ben ayrıntısına falan girmek için söylemiyorum. Ama tablo bu kadar açık. Benim tek yüzüm var, ben ortadayım. Ne güzel Sayın Bakanım. Teşekkür ederim. Yani hakikaten bu bir siyasi için önemli. İfade ettim. Bursa'da, Urfa'da Bursa kadar ilgi görüyorsunuz. Bursa'ya geliyorsunuz. Hala o ilgiyi arkadaşlarınız, dostlarınız, Bursalılar size gösteriyorlar. İşte bu sefer Artvin'den aday olalım. Onlar da çok bekliyorlar yani. Yani artık, Karadeniz'de artık, bekliyor artık. Artık herhalde doğduğumuz artık yerde. Bursalılar ona müsaade etmezler. İnşallah tabii o gurbet hem Bursalılar açısından hem sizin açınızdan biter. Tabii Urfa'yla farklı bir ilişkiyi de yaşıyorsunuz. Düğününüz var yakında, evet, Urfa'yla. İnşallah, evet, öyle inşallah. Bursa'yı böyle de bir araya getiriyorsunuz. Onu da Allah tamam erdirsin inşallah. Amin, inşallah. Allah mutlu mesut etsin. Amin, çok teşekkür ediyorum. Allah bugün Ankara'da bizi ağırladınız, karşıladınız, birlikte oldunuz. Bursalılara, Urfalılara, Türkiyelilere son olarak söylemek ben istedim. Ben de sizi de özlemiştim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Ben tüm söylediklerim keşke öyle bir platformlar daha da zenginleşse de insanlar yaşananlardan, yaşadıklarımızdan veya yaşadıklarımızdan tavsiye diye ifade ettiğim bir genç siyasetçilere bunlardan istifade etmeye çalışsınlar. Ucuzluklardan filan çıksınlar. Kısır ve basit menfaat çekişmelerinden kurtulsalar ve büyük hedefler konusunda hep birlikte koşmayı başarabilsek bence çok daha başarılı neticeler Türkiye'ye hak ediyor. İnşallah biz ölçülü olmaya devam edeceğiz. Birileri az sayıdaki insanlar ölçüsüz olsa da ölçülü olmaya devam edeceğiz. Ve ülkenin hizmetinde. Şimdi tarım alanındayız. Geçmişte sosyal güvenlik alanındaydık. Çalışma hayatındaydık. Daha önce de başka alanlarda hizmetlerimiz vardı. Ama bulunduğumuz yerde iz bırakma mücadelesi vereceğiz. Yani. Çünkü o izi bıraktığınız zaman, hoş sedayı bıraktığınız zaman o insanı rahatlatıyor, o insanı mutlu ediyor. Bunun dışındaki şeylerin yani öyle dedik olan onların hiçbir kıymet harbiyesi yoktur, hiçbir anlamı yoktur yani. Şimdi rahmetli Özal nasıl anılıyor? Geçmişteki bakanlar nasıl anılıyorlar? Onlara bakmak gerekiyor. Bursa'ya kim imza attı? Kim damgasını vurdu? Bunları halka sorsanız size söyler. 3-5 siyasetçinin ismini sayar yani. Bunların içerisinde olmak önemli. Yoksa orada olmadıktan sonra yani
dedikodularla iyi olsanız ne olur, dedikodularla kötü olsanız ne olur, buna bir anlamı yok yani. Onun için ben genç siyasetçilere kendilerini tek yüzlü ve hizmete endeksli, üretime endeksli, halka hizmeti, hakka hizmet olarak gerçek anlamda bilen bir anlayışla siyasette var olmalarını tavsiye ediyorum. Siyaset önemli bir şey, önemli bir kurum, siyasi kurumlar. Buraları böyle basit görüp siyasetçi falan deyip geçmek doğru değil. Netice itibariyle ülke yönetiminde söz sahibi oluyorsunuz. Hizmet yapıyorsunuz. Ülkeyi tabii ya, ülkeyi siz yönetiyorsunuz işte. Ona talipsiniz yani. Bu ne büyük bir imkan ve bunun için gayret etmek gerekiyor. Bunun için kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor. İnşallah ben yeni jenerasyonun çok daha başarılı isimleri çıkaracağına, Bursa'ya, ülkeye, Türkiye'ye, Urfa'ya hizmet sunacak arkadaşlar çıkacağına ben inanıyorum. Biz ne mutlu, o hoş bir seda bıraktıysak, çoluk çocuğumuz der ki babamız şunları yapmış, şu alanda da şunları, şu eserler bırakmış derse, işte bizim en çok övüneceğimiz hususlar da bunlardır. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tüm izleyenlere, Bursa TV izleyenlerine en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlarım, bu akşam Memleket Halleri Özel'de Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i konuk ettik. Bursa siyasetinin hakikaten gururu, 30 yıldır hem ulusal anlamda da Türkiye'yi çok gurur duyulacak noktada temsil eden Sayın Bakanımızla birlikteydik. Gündeme dair konuştuk. Hepinize teşekkür ediyorum. Güzellikler hepimizi karşılasın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.